Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün inşallah bu insanların yaşadığı düzeni desteklemeleri, oy kullanmalarıyla ilgili zihinlerde olan şüpheleri izale edecek ayetleri inşallah okuyacağız. Şimdi Mümtehine suresinin biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in 60. suresi 4 ve 5. ayetleri bu konuda en fazla delil getirilen ayetlerden. Sende de var mı? İbrahim Aleyhisselam'ın şeyi. O da var da. Evet. Onlardan daha ziyade. En çok onu delil getiriyorlar. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor Allah-u Teala. Kad kânet lekum usvetun hasenetun fi İbrahim vellezîne ma'ahu. İbrahim ve onunla beraber olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Kavimlerine demişlerdi ki biz sizden uzak kimseleriz. Ve sizin Allah ile aranıza koyarak kulluk ettiğiniz şeylerden de uzağız. İbrahim Aleyhisselam'ın kavminin müşrik olduğunu bilmeyen yok zaten. Puta taptıklarını bilmeyen yok. Keferuna bikum, biz sizi tanımıyoruz, tanımadık. Yani biz sizi reddediyoruz. Ve beda beynena ve beynekumul adavetu vel bagda, aramızda düşmanlık ve kin ortaya çıktı. Hatta tu'minu billahi vahdehu, Allah'a, onun birliğine inanıncaya kadar. İnanırsanız o zaman biter düşmanlık. İşte İbrahim'de ve beraberinde olanlarda sizin için böyle bir örnek vardır diyor Allah-u Teala. Nedir? Mesela İbrahim Aleyhisselam bir devlet içerisindeydi değil mi? Yani Nemrut'un hakimiyeti onda olan bir devlet. Ailesi de vardı. İşte babasının durumu Kur'an-ı Kerim'de belirtiliyor. Allah-u Teala da İbrahim Aleyhisselam bize örnek veriyor. İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır diyor. Devlete karşı koymuşlar. Biz sizden uzağız derken karşılarında bir devlet var. Biz sizi tanımıyoruz demişler. Siz Allah'a, onun birliğine inanıncaya kadar aramızda düşmanlık ve kin ortaya çıkmıştır demişler. Bu bize örnek olduğuna göre bizim de böyle yapmamız gerekir. Ki çok tabii bir sonuç gibi gözüküyor. İlla kavle İbrahim li ebihi le estağfirenne lek ve ma emluke leke minallahi min şey. İbrahim Aleyhisselam'ın babasına söylediği şu söz size örnek değil. Babasına demişti ki senin için mutlaka Rabbimden bağış dileyeceğim. Bağışlanma dileyeceğim. Ama senin lehine Rabbimden yana herhangi bir yetkim de yok. Yani Allah'tan aldığım herhangi bir yetki falan yok ama ben sadece dua ederim Allah-u Teala'nın seni affetmesi için, ederse eder, etmezse etmez. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın bu duası size örnek değil diyor Cenab-ı Hak. Çünkü müşrik birisi için dua edilmez. Müşrik birisi, yani işi mağfiret dilenmez. Müşrik birisinin Allah tarafından affedilmesi istenmez. Çünkü Allah böyle birisini affetmeyeceğini açıkça ilan etmiştir. Onun dışındaki tavırları size örnektir diyor. Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke nebna ve ileyke mesir. Ya Rabbi sana güvendik, sana yöneldik ve dönüş de sanadır. Rabbena la tec'alna fitneten lillezine kafaru demiş İbrahim Aleyhisselam. Ya Rabbi bizi kafirler için bir fitne vesilesi kılma. Yani kafirleri bizimle imtihan etme. Ne demek? Yani bizi kafirlerin eline geçirme, eline düşürme. Kafirlerin eline düşürme.
وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا Ya Rabbi bizim günahlarımızı ört. اِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Çünkü aziz ve hakim olan sensin. Güçlüsün ve doğru karar verirsin. Şimdi bu ayetlere baktığımız zaman yaşadığımız devlet eğer yani dış gör hemen ilk bakışta tağut devleti ise öyle deniyor değil mi? Ne diyor? Tağutla ilgili ne söylüyorlar? Yani işte Allah'ın hükümlerini kabul etmeyen herkes, her kişi, her kurum tağuttur. Tamam. Tuğyan içerisindedir. Yani evet. Taşkınlık içerisindedir. Doğru. Allah'a karşı isyan halindedir. Doğru. Söz yanlış değil. Yanlış değil de işte burada da İbrahim Aleyhisselam devlete res çekmiş, ailesine res çekmiş ve aramızda kin ve nefret ortaya çıkmıştır. Biz sizi tanımıyoruz demiştir. Öyleyse böyle bir ortamda İbrahim Aleyhisselam seçim olsaydı, oy kullansaydı sözünü yemiş olurdu değil mi? Doğru olmazdı. Yanlış bir şey yapmış olurdu. Şimdi şu var. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetler tek tek ele alındığı zaman yanlış sonuçlara varılabilir. Bu sebeple ayetler kümeler halinde alınması gerekir. Ve ayetler arası ilişkiler dikkate alınması lazım. Yani bir konuyla ilgili bütün ayetler dikkate alınması lazım. Onu o konuyu bilen bir ekibin değerlendirmiş olması lazım. Ondan sonra varılan sonuçlar bu sonuçlara göre hareket edilir. Burada biz bunu mesela şöyle örnek vermiştik. İşte bir bahçe gibi düşünün demiştik. Mesela bahçede kızılcık ağaçları olur. Kızılcıktan da çok güzel sopa yapılır yani. Vişneden de yapılır, kızılcıktan da yapılır değil mi? Çok güzel sopa yapılır. Şimdi kızılcıktan sopa yapılır diye ondan bir sopa yapıp da arkadaşının kafasına indireceksin manasına gelmez yani. O sopanın da kullanılacağı yer vardır değil mi? Birisi çok güzel tabanca üretir, tüfek üretir, onda kullanılacağı yer vardır. Onu o ilişkileri iyi kavramadıktan sonra yanlış hareket etmiş olursunuz. Şimdi bu surenin bir de başını okuyalım. İlk ayetini okuyalım. Burada Allah-u Teala diyor ki Estağfirullah ya eyyühellezine amenu la tettehidu aduvvi ve aduvvekum evliya benim ve sizin dostlarınızı veliler edinmeyin. Pardon tam tersini söyledim değil mi? Tabi sabahtan beri bir başka toplantıdaydım. Saat 4'ten beri uyanık olursam böyle olur. Şimdi benim ve sizin düşmanlarınızı iyi ama Allah'a şükür bak işte ekip çalışmasının faydası hemen ortaya çıktı yani. Şimdi siz olmasaydınız o söz gidecekti ya. Farkına bile varmayacaktı. La tettehidu aduvvi ve aduvvekum evliya benim ve sizin düşmanlarınızı veliler edinmeyiniz. Tekil kullanılmış, aduv demiş. Yani çoğul değil de tek demiş. O şey tabii o is mastar ismidir. O çoğul manası da orada olur. Çünkü orada esas olan o eylemin ismi. Yani o adavetin, düşmanlığın ortaya çıktığı konumdan bahsediyor. Konu ileyhindik. İleyhindik zaten cemi olduğunu gösteriyor. Evet. Dolayısıyla ileyhimden onun cemi kastedildiği evet. Evliya kelimesinden de onun cemi olduğu anlaşılıyor. İşte bu da bazı kimseleri şey yapıyor. Mesela sizin Azerbaycan'dan dün bir soru gönderilmiş. Ah kelimesi müfrettir falan diye. İnşallah onun cevabını vereceğiz. Allah nasip ederse. Şimdi yani Kur'an-ı Kerim'i anlarken çok dikkatli olmak lazım. Tukune ileyhim bil mevvette siz onlara karşı sevgi gösterisinde bulunuyorsunuz. Şimdi veli kelimesinin anlamları var. Burada mesela Lisan-ı Arap'tan sabahleyin çıkarmıştım. Mesela veliyül yetim, yetimin velisi denir. Yetimin işlerini çekip çeviren kişidir o. Mesela Türkçe'de kullanılır. Mesela ben
çocuğun velisiyim. Belli bir yaşa kadar ilkokuldaki öğrenciden liseyi bitirinceye kadar birisi velisi olur onun. Yani onun işlerinden o sorumlu olur. Ki yani Arapçadaki manaya uygun. Evlilikte de mesela veliyül mar'ah dedikleri kadının velisi vardır. Yani de evlenme işini denetleyen kişidir. Bugün mesela velilik görevini evlenme dairesi yapıyor. Veli kelimesi mirasçı manasında da kullanılıyor. Mesela işte Zekeriya Aleyhisselam şöyle demişti: "Ve inni khiftul mevaliye min verai." Allah'a dua ederken, "Ya Rabbi, arkamdan gelecek mirasçılarımdan korkuyorum, yani bunları bu işi götüremezler." diye Yahya Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak müjdelemişti onun duası. Veliyah diyor. Yani o bir sonraki şeyi üstlenen. Dolayısıyla bu veli, o isterken de fehebli milledünke veliyya diye istiyor. Doğru. Ha, veli istiyor. Tabii fehebli milledünke veliyya diyor. Meryem suresi 5. Evet. Zekeriya Aleyhisselam Meryem 5. ayette, "Ya Rabbi, bana senin kendi katından bir veli ver." diyor. Yani şu benim işimi devam ettirebilsin. Ben çünkü iyice yaşlandım diyor. Artık kemiklerim zayıfladı. Benden sonra gelenlere de bir güvenim yok. Kendi katından bu işi devam ettirecek birisini ver diyor. Yerisini ve yerisi aile Yakup bana mirasçı olsun ve Yakup ailesine mirasçı olsun diyor. Şimdi bu nedir? Bu içli dışlı olmaktır. Yani bir kız velisiyle içli dışlıdır. Yani her şeyini bilir. Bir yetim velisiyle içli dışlıdır. Mirasçı olsun, bana bir veli ver dediği zaman o çocuğudur. Ya da işte Meryem validemizin çocuğu da olabilir orada. İçli dışlıdır. Şimdi Türkçe'de de bu manada kullanılıyor değil mi? Velayet, yani velilik. Ben öyle biliyorum yani. Mesela vali kelimesi var. Aynı kökten işte İstanbul valisi deniyor. Bir takım yetkilere sahip olan kişi. Tabi burada o manada kullanılmıyor ayet. Allah-u Teala diyor ki, sizin ve benim düşmanlarımızı veliler edinmeyin. Nedir? Size çok yakın dostlar saymayın. Tulkun ileyhim bil mevadde, onlara sevgi gösterisinde bulunuyorsunuz. Ve kad keferu bima ca'akum minel hak, halbuki onlar size gelen gerçeği inkar etmişlerdir. İşte bugün mesela tağut düzeni diyor. Benim inancıma inanmayan insanlar deniyor, değil mi? Doğru. Gerçekten. Senin inandığın gibi inanmıyor. Hatta senin inancının ortadan kalkmasını da istiyor. Onunla mücadele ediyor. Tamam. Şimdi onlar başka ne yapıyorlarmış? Müslümanların veli olarak kabul ettikleri kişiler. يُخْرُجُونَ الرَّسُولَ وَاِيَّاكُمْ. Bunlar Resulü ve sizi çıkarıyorlar. Yani çıkardılar. Çünkü bu sure Medine'de inmiştir. Peygamberimiz ve Müslümanlar zaten çıkmıştı. Niye çıkarmışlar ülkelerinden? En tu'minu billahi rabbakum. Rabbikum. Rabbiniz olan Allah'a inanmanız sebebiyle çıkardılar. Tek suçunuz bu. Başka bir suç işlemiş falan değilsiniz. İn kuntum haraçtum cihaden fi sebili ve ibtigâe mardâti. Yani benim yolumda cihada çıktığınız zaman, benim rızamı kazanmak için çıktığınız zaman tusirrûne ileyhim bilmevadde, içinizde onlara sevgi besliyorsunuz. Sizi ülkenizden çıkarmış, Medine'ye sürgün etmiş olan o insanları o insanlara sevgi besliyorsunuz diyor. Ve ene a'lemu bima ahfeytum ve ma alemtum. Sizin neyi gizlediğinizi ve neyi açığa vurduğunuzu ben gayet iyi biliyorum. Ve men yef'alhu minkum fekad dalle seva'es sebil. Kim onu yaparsa o mutlaka orta yoldan sapmış olur. اِنْ يَتْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ عَدَاءً. Bunlar sizi bir yakalasalar, size düşman olurlar. Düşmanlık ederler. وَيَبْسُطُوا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَةَهُمْ بِالسُّٰهُ. Ellerini ve dillerini size kötülükle uzatırlar. Yani elleriyle yapamazsalar, dilleriyle yaparlar. Ama sizi yakalarsalar, yapacaklarını yaparlar. وَدُّوا لَفْ تَكْفُرُونَ. Çok isterler, keşke bir kafir olsanız diye. Çok isterler. Şimdi mesela
ailesinden bu şekilde baskı gören nice insanlar var şu anda. لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Şimdi bunların bir kısmı bunların oğulları oluyor, bir kısmı amcaları oluyor, dayıları oluyor, kardeşleri oluyor, anneleri oluyor. Yakınlarımız bunlar. İşte Allah-u Teala diyor ki لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ Sizin rahim yakınlarınız, yani aynı anadan geldiğiniz için akraba olduğunuz kişiler size hiçbir fayda vermeyecektir. وَلَا اَوْلَادُكُمْ Evladınızın da size faydası olmayacaktır. يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü. يَفْصِلِ بَيْنَكُمْ Allah aranızı açacaktır. Çünkü siz müminsiniz, onlar değiller. وَاللّٰهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Allah yapmakta olduğunuzu görüyor. Şimdi bütün bu okuduğum ayetlere baktığınız zaman oy veren kafir olur. Diyemezsin ama demiyor çünkü Allah-u Teala burada. Böyle yapıyorsunuz diyor. Yani tenkit ediyor ama kafir olursunuz demiyor. Niye demiyor? Aranızı açacaktır diyor. Ne? Siz cennete, onlar cehenneme. Kafir olursa dese onlarla beraber olursunuz diyecekti. Şimdi ondan sonra diyor ki sizin için İbrahim'de ve beraberinde olanlarda güzel bir örnek vardır diyor. Şimdi bunlar bu ayetlerin o İbrahim Aleyhisselam'la ilgili ayetleri okudum. Şimdi ondan sonraki ayete geçelim. 6. ayete. Hatta İbrahim Aleyhisselam'la ilgili ayeti de okuyayım. Belki yeni bilgisayarlarla açmış olanlar olur. Kısaca, hızlı bir şekilde okuyayım. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ لَكُمْ derken Medine'ye hicret etmiş Müslümanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Sizin için İbrahim'de, tabi biz de söz konusuyuz yani, biz kendimizi uzak tutamayız ondan da. Biraz sonra ayetin devamına bakacağız. Sizin için İbrahim'de ve beraberinde olan kişilerde güzel bir örnek vardır. اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Kavimlerine bir gün demişlerdi ki biz sizden uzağız. Allah ile araya koyup kulluk ettiğiniz şeylerden de. كَفَرْنَا بِكُمْ Biz sizi tanımadık, yani tanımıyoruz. فَبَدَى بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَوْا اَبَدًا Aramızda sürekli bir düşmanlık ve kin ortaya çıktı. Hatta tu'minu billahi vahde Allah'ın birliğine inanmanıza kadar. İlla kavle İbrahim li ebihi le estağfiren lelek ve ma emliku leke minallahi min şey. İbrahim'in babası için söylediği, senin için bağışlanma dileyeceğim ama Allah'a karşı herhangi bir yetkim yoktur. Sözü konusunda İbrahim size örnek değildir. Onun dışında örnektir diyor. Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileyken masir. Ya Rabbi sana yöneldik, sana güvendik ve sana güvendik, sana yöneldik ve dönüş sanadır. Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu. Ya Rabbi bizi kafirlerin eline düşürme. Onların elinde bir fitne vesilesi yapma. Vagfir lena Rabbena. Ya Rabbi bizi bağışla. İnneke entel azizul hakim. Sen aziz, güçlüsün ve doğru karar verirsin. Şimdi buraya kadar şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın durumuna bakın. İbrahim Aleyhisselam bu sözü ne zaman söylemiş olabilir? Ateşe atılmadan önce mi sonra mı? Önce olamaz. Beriyiz dediler ya. Biz sizden uzağım diyemezdi ki o zaman. Ateşe atıldıktan sonra olur. Sonra. Önce olamaz. Ölümüne karar vermiş ve uygulamışlar. Onun için aramızda düşmanlık ve kin ortaya çıktı. Yani siz beni öldürme kararını verdiniz, uygulamaya koydunuz, artık benim bundan sonra sizinle hiçbir ilgim olamaz dedi ve çekti gitti. Ve beraberindekiler. Peki yukarıdaki ayetler Müslümanlar Mekke'deyken miydi, Medine'deyken mi? Yani ilk okuduğumuz ayetler. Medine'den indi. Peki Medine'de indiyse bu Müslümanlar Mekke'den göç etmişlerdi değil mi? Yani en azından peygamberimiz ve beraberindekiler. Bu ayetin Medine'de ya da Mekke'de inip inmediğini, yani onu teknik olarak bilmesek bile ayetten
şey çıkıyor, Medine'de indiği çıkıyor. Tabi ayette Medine'de indiği çok net anlaşılıyor. Sizi gözünüzden çıkarıyor. İman etmenizden dolayı. Tabi. Mesela Medine'den peygamberimizin çıkmasıyla şeyden bu Harran bölgesinden İbrahim Aleyhisselam'ın çıkması arasında bir fark var mı? Peygamberimizi de öldürmeye karar vermişler miydi? Uygulamak için harekete geçirmiş miydi? Ve Müslümanlar da oradan göçe zorlanmışlardı. Dolayısıyla peygamberimizin artık ondan sonra bir saniye Mekke'de yaşama imkanı var mıydı? Yoktu, bitti. Çünkü kapısını öldürmek için gelmişlerdi. Yakalasalar kesin öldüreceklerdi. Artık o saatten sonra peygamberimiz orada kalabilir miydi? Ya da İbrahim Aleyhisselam o bölgede kalabilir miydi? Mümkün değil. Şimdi bu tabii bu bir zihinleri hazırlamadır. Biraz sonra ayetleri çok net bir şekilde göreceğiz. Yani o sözü biz söylemeyeceğiz. Son sözü Cenab-ı Hak söyleyecek. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala 6. ayette لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪يهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Onlar da yani İbrahim ve beraberindekiler de sizin için güzel bir örnek vardır. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Allah ve ahiret gününü uman kişiler için. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهُ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدِ. وَمَنْ يَتَهَا. Yani yanlış oldu bak. وَمَنْ يَتَوَلَّ. Kim yüz çevirirse bundan. فَاِنَّ اللّٰهُ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدِ. Allah ganidir ve hamiddir. Yani Cenab-ı Hakk'ın size ihtiyacı yoktur. Siz yüz çeviriyorsanız çevirin. Allah hamiddir. Yani Allah yaptığı her şeyi güzel yapar. Yani kim yüz çevirirse derken, kim yercu etmezse, yani bunu istemezse, arzulamazsa, öyle mi anlamamız? Tabii yani ben dinlemezsen, Allah ve ahiret gününü istemezsen, dünyayı istersen, yani o zaman sen bilirsin. O tarafa yönelsen. Yani o öbür tarafa yönelirsen sen bilirsin diyor. Senin bana bir zararın olmaz diyor Allah-u Teala. Şimdi. Efendim? Tam ters davranılıyor. Hazreti İbrahim gibi, beraberindekiler gibi değil. Tam ters davrananlar, yani Allahü Teala ganidir, hamiddir. Yani bir şey yapamazsınız Cenab-ı Hakk'a karşı. Burada çok genel bir kural var. Yani dolayısıyla konumuzla çok alakalı. Hı-hı. Söyle. Yani genel kural işte o tercih meselesi. Yani. Ya Allah'ı ve ahireti seçmek ya da dünyayı seçmek. Hı-hı. Şimdi biraz daha detaylara ineceğiz Allah nasip ederse. Asallahu en yec'ale beynekum ve beynellezine adeytum minhum mevadde. Belki diyor Allah sizinle aranızda düşmanlık olanlar arasında bir sevgi ortaya çıkarabilir. Ey Mekkeliler, ey muhacirler, geldiniz. Evet, onlara karşı tavırlarınızı netleştirin. Yani bunlar bilsinler ki sizin düşmanlığınız sadece inancınızdan dolayıdır. Siz dik durmaya devam edin. Belki Allahü Teala aranızda bir sevgi ortaya çıkaracaktır. Niye? Çünkü sizin doğru olduğunuzu onlar gayet iyi biliyorlar. Belki doğruya yönelebilirler. Şu anda size düşman gözüküyorlar. Düşmanlar. Gözüküyorlar da değil, gerçekten düşmanlar. Sizi öldürmeye kalktılar. Her şeyi yaptılar. Ama oradan sevgi ortaya çıkmayacak değil. Ümitsiz de olmayın diyor Cenab-ı Hak burada. Vallahu kadirun. Allah kadirdir. İkisi de olabilir. İman etmedikleri halde de sevgi ortaya çıkabilir. İman ettikten sonra da çıkabilir. Tabi burada ilk anlaşılan iman etmeleridir. Ama iman etmeden de olabilir. Biraz sonraki ayet onu gösterecek orada. Vallahu kadirun. Allah kadirdir. Neydi kadir? Ölçü koyar. Allah her şeyin bir ölçüsünü koyuyor. İşte bu da Allah'ın koyduğu ölçüleri ifade ediyor. Vallahu gafurur rahim. Allah gafurdur ve merhametlidir. Çok merhametlidir. Çok affeder. Şimdi buraya kadar birçok yasaklar geldi.
Müslümanların Mekkelilere karşı sevgi göstermeleri yasaklandı. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmine karşı tavrı örnek gösterildi ve buraya geldi. Bir yasak kondu. Şimdi burada Allahü Teala diyor ki la yenhakumullah. Allah size yasak koymaz. Allah sizi yasaklamaz. Anillezine lem yukatilukum fiddin. Din konusunda sizinle savaşmayanlara Allah bir yasak koymaz. La yenhakumullah anillezine lem yukatilukum fiddin. Din konusunda sizinle savaşmayanlara, sizi öldürmeye kalkmayanlara karşı Allah bir yasak koymaz. Şimdi tekrar peygamberimize ve İbrahim Aleyhisselam'a dönün. Ne yaptılar onlar? Öldürmeye kalktılar değil mi? Hem İbrahim Aleyhisselam hem peygamberimiz. Yurtlarında, ondan sonra diyor ki evet, velem yuhricukum min diyarikum ve ülkenizden çıkarmayanları. Mekkelileri Mekke'den çıkarmadılar mı? Bak öbür ayette de ne dedi? Yuhricunar rasul ve iyyakum en tu'minu billahi rabbikum. Rabbiniz Allah'a inandığınız için sizi ve Resulü çıkarıyorlar. İşte müteşabih ayet bu. Yani ayetler arasında benzerlik. Dolayısıyla bunların hepsini bir arada değerlendirmezseniz yanlış sonuçlara varırsınız. Allah yasak koymaz. Bak yukarıdaki dostluk yasağını gördünüz değil mi? Çok kesin ifadeler. Çok kesin. Ve İbrahim Aleyhisselam aramızda düşmanlık ortaya çıkmıştır diye koydu. Ama hangi noktadan itibaren? Onun için sizi inancınızdan dolayı sizi öldürmeye kalkmayan yukatili. Katele demek, katele öldürmek demek. Katele karşılıklı vuruşmak. Yani bir savaş. Onu öldürmek için vuruyorsun. İşte savaş diyoruz. Nedir? O seni savmaya çalışıyor, sen onu savmaya çalışıyorsun karşılıklı ama iki tarafta yakaladığını öldürecek. Onun için buna kıtal deniyor, mukatele. Ya yani Türkçe'de vuruşma deniyor. O seni bulsa vuracak, sen onu bulsan vuracaksın. Onun için iki tarafında niyeti karşı tarafı öldürmek. Onun için ben burada mana verirken sizi öldürmeye kalkmayan diye anlam veriyorum. Daha iyi anlaşılsın diye o manayı veriyorum. La yenhakumullahu anillezine lem yukatilukum fiddin. Yani din konusunda, inancınız konusunda başka konulardan dolayı sizinle savaşabilirler. Müslümanlar da birbirleriyle savaşabilir. Mesela işte Hucurat suresinde Allahü Teala diyor yani. Ve in taifetani minel mu'minine kıtetelu. Müminlerden iki taraf birbirini öldürürse inancından dolayı değil, başka sebeplerden dolayı. Ama bu sırf inancınızdan dolayı sizi öldürmeye kalkarlarsa İbrahim Aleyhisselam'ın öldürülmesinin sebebi, tek sebebi neydi? İnancı. Peygamberimizin öldürülmeye kalkılmasının tek sebebi de inancıydı. Aynen. Müslümanların çıkarılmasının tek sebebi inançlarıydı. Başka bir problemden dolayı değil. La yenhakumullahu anillezî lem yukatilukum fiddin ve lem yukhricukum min diyarikum. Allah inancınız konusunda inancınızdan dolayı sizi öldürmeye kalkmayan, sizi ülkenizden çıkarmayan kimselere yasak koymaz. En teberruhum, onlara iyilik yapmanız. Bu bir bedel oluyor öncekinden yani. La yenhakumullah en teberruhum demek. Yani sizinle savaşmayan, sizi ülkenizden çıkarmayanlara karşı iyilik yapmanızı Allah yasaklamaz. Demek ki yasak kiminle ilgiliymiş? Zaten biraz sonra söyleyecek Allahü Teala. Onlarla alakalıymış. Ondan sonra ve tuksitu ileyhim, onlara karşı onların kısıtlarını vermeniz, yani onlara karşı dengeli davranmanızı da yasaklamaz Allah. İnne Allah yuhibbul muksitin, Allah dengeli davrananları sever. İnnema yenhakum, bak innema ne anlam ifade eder? Hasır, yani sadece. Sadece. O yukarıdaki yasakların şimdi tam sınırlarını çiziyor Allah. Bak gördünüz mü? Ayetlerin hepsini okumadığınız zaman mana yanlış manalara gidilebiliyor.
İnnemâ yenhâkum. Sadece Allah size şu yasağı koyar. Anillezîne kâtelûkum fiddîn. İnanç konusunda sizi öldürmeye kalkanlar, inandığınız için öldürmeye kalkıyor, başka şeyden dolayı değil. Onlara karşı sadece yasak koyar. Ve ahracukum min diyarikum ve ülkenizden çıkaranlar. Ve zaharu ala ihracikum, çıkarılmanıza destek verenler. Üç kişi. İnancınızdan dolayı öldürmeye kalkan, inancınızdan dolayı ülkenizden çıkaran, inancınızdan dolayı çıkmanıza destek veren. Üç tane kırmızı çizgi. Allah'ın yasağı sadece bunlarla sınırlıdır. Peki olumsuz propaganda? Yapacak tabii. Adam senin inancını beğenmiyorsa seninle tartışacak. Bu çok normal bir şey. Ama seni öldürmeye kalkmıyorsa, inandığın için ülkenden çıkarmıyorsa, çıkaranlara destek vermiyorsa Allah bu konuda herhangi bir yasak koymaz. Neyi yasaklamaz? Neyi yasaklamaz? En tevellevhum. En tevellevhum. Onları veli edinmeniz. Bak, birinci ayette neyi yasakladı Allah? Onları veli ediniyorsunuz diye yasakladı, değil mi? Burada veli edinmenizi yasaklamaz dedi. Veli edinmekte karşılıklı destek var mı? Bak şimdi, velinin anlamlarını burada Lisan-ı Arap'tan çıkarmıştım. Birçok anlam vardı. Mesela işte dost manasına geliyor veli. Yardımcı manasına geliyor. Bir işin kendisine verilmesi manasına geliyor. Destekleme anlamına geliyor. Ondan sonra bir işin başına geçirilmesi manasına geliyor. Bütün manalar geliyor. Şimdi onları veli edinmenizi Allah yasaklamaz diyor. Yani veli edinmenizi yasaklar, ters söyledim. Allah'ın koyduğu tek yasak bu. Kimi veli edinemezsiniz? Sizi inancınızdan doğru öldürmeye kalkan, ülkenizden çıkaran, çıkarmanıza destek. Sadece bunları veli edinemezsiniz. Peki onun dışındakilerini veli edinebilir misiniz? Yani bir ülke sizin orada yaşama hakkınızı tanıyorsa. Gayrimüslim tabii ülke. Yani. Gayrimüslim tabii. Ya şimdi şu anda Türkiye için Türkiye'de oy kullanmak haramdır diyenler Türkiye'yi Müslüman ülkesi sayanlar değil. Burada bir tağut düzeni var diyorlar. Tamam, tağut düzeni var. Güzel. Türkiye Cumhuriyeti şeriat düzenini kabul etmediğini söylüyor. Şeriatın dışına çıktığı zaman da Kur'an-ı Kerim ona tağut diyor. Doğru. Da buna karşı tavır ne? Tağut demek tuğyan, taşkınlık demek. Yani Allah'ın koyduğu çizgiden çıkmak manasına. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu çizginin dışında bunu herkes açık ve net bir şekilde söylüyor zaten, ifade ediyorlar. Tamam. Yalnız burada Allah-u Teala'nın koyduğu üç temel yasak var mı? Yani sırf mümin olduğu için bir adamı öldürüyorlar mı? Suçu sadece bu. Sadece suçu iman olduğu için, sadece suçu Müslümanlık olduğu için sürgün ediyorlar mı? Bu ülkede. Ha, bu ülkede. Sadece ya da onun sürgününe destek veriyorlar mı? Verilmiyorsa ki verilmiyor. Bunların hiçbir... Şimdi burada şimdi şunu şey yapayım da şu ayeti bitireyim, ondan sonra konuşuruz. Zaten burada da Yahya'nın tespit ettiği birçok şeyler var. Belki burada sizi soracaklarınız onların içerisindedir. Allah diyor, Allah'ın koyduğu tek yasak, tekrar ediyorum, üç tane kırmızı çizgi koyuyor Cenab-ı Hak. İnancınızdan dolayı sizi öldürmeye kalkıyorlar mı? Sürgün ediyorlar mı? Ya da destek veriyorlar mı? Bu üçünü yapmıyorlarsa onlarla dostane geçirmenizi Allah yasaklamaz diyor. Onları tevelli etmek, bir iş başına geçirmek de bunun içerisine girer. Çünkü burada bu hakimiyet senin değil. Sen bir başkasının hakimiyeti altında yaşıyorsun. Şimdi bu ilişkiler, onun için yukarıda da Allah-u Teala'nın bildirdiği gibi işte
bu meveddet Müslüman olmaları ile mi sınırlıdır yoksa değildir, her ikisi de olabilir dedik. Yani bir sevgi mesela şeyde asallahu yec'ale beynekum ve beynellezine adeytum minhum mevedde, belki Allah sizinle size düşmanların arasında bir sevgi ortaya çıkaracaktır derken, bu insanlar Müslüman olmasa da sizi sevebilirler. Sevmelerinin anlamı şudur, yani sizi dinlerler, sizi dost olarak bilirler onlar da. Oturursunuz, konuşursunuz, zaten asıl ihtiyaç konuşmaktır. Konuştuğunuz zaman siz onlara Allah'ın ayetlerini okursunuz. Bu Allah'ın ayeti, o da Allah'ın kulu. İşte mesela iki hafta önce Almanya'da Katolik Fakültesi'nde gittik. Önümüze Kur'an-ı Kerim'i koyduk. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de koyduğu ceza prensiplerini oradaki insanlara anlattık. O insanlar da, fakültenin dekanı da, oranın önde gelen 14 uzmanını çağırmış ve bizi dinlediler. Sonra bir takım sorular sordular, konuştuk. Şimdi işte bu ortamlardır asıl ihtiyacımız olan. İhtiyaç bu. Şimdi bu insanlar bu ortamları sağlıyorlarsa biz onlara tabii ki destek veririz. İşte Allah burada yasak koymuyor. Şimdi biz de şu anda bu oy vermeyelim denen Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde Süleymaniye Vakfı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş bir vakıftır. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş bu vakıfta Kur'an-ı Kerim'i siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına burada anlatıyoruz. Bundan dolayı bir takip söz konusu değil. Ha bir zamanlar vardı. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz derken yani devletin yani siz iktidarı ele geçirmek istiyorsunuz şeklinde. Ve şuna dikkat edin. Peygamberlerden hiçbir tane iktidara talip olan yoktur. Hatta şunu söylerler. Estağfirullah ve ma es'elukum aleyhi min ecr. Bu yaptığımız iş karşılığında sizden bir ücret istemiyorum diyor. Tüm peygamberlerin söylediği bu. İn ecre illa ala rabbil alemin. Hiçbiri de demiyor biz tavukta kulluk edin, tavukta boyun eğin de demiyor. Benim herhalde ayetler çok açık. Evet. Ayetler çok açık. Tavuta bu kulluk edin diyen yok sana burada. Gel de falan yerde git. Yok, öyle bir şey yok. Hiçbir şu sorular burada var. O yok bir kere. Türkiye'de böyle bir olay yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bu yok bir kere. Yani insaflı olmak lazım. Böyle bir olay yok Türkiye tağut Cumhuriyeti'nde. Tağut var tabii. Tağut olmaz mı? Türkiye'de tabii ki tağut var. Tabii ki var. Dünyanın her yerinde var bu. Yalnız uzun konuşmak yok. Sadece soru. Yok, sadece soru. Fazla olursa almayız. Şeyi kestiririm ona göre haberiniz olsun. Sorunun dışında bir şey yok. Ayet bu konuş olduğumuz soruyu izleyelim. Bölgesinin Medine olduğunu söyledik değil mi hocam? Medine bölgesi Müslümanların hakim olduğu İslam devletinin olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Orada Medine'de İslam devleti şeyden sonra oluştu. Hudeybiye'den sonra oluştu. Hudeybiye'ye kadar İslam devleti yoktu. Sonuçta Müslümanların hakim olduğu bir bölgeydi. Müslümanlar evet. Burada onlara dost edinmeyin. Yani onlara ilişki kurmayın. Ayete gözü... Yorum değil. Sadece soru. Yorum değil. Hayır. Evet. Yorum istemiyorum. Peki o zaman şöyle sorayım. Bu Medine ile ilgili ayetler bunlar. Mekke'deki tavır neyle Resulullah? Tamam. İşte orası soruyor. Güzel. Şimdi Medine'de bu olduğuna göre Mekke. Mekke'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem can güvenliği sıfır noktasına gelinceye kadar oradan ayrılmadı. Can güvenliği. İbrahim Aleyhisselam da can güvenliği sıfır noktasına gelinceye kadar oradan ayrılmadı. Bizim için şimdi bizde şu var. Bizim zaten Allah-u Teala peygamberlere diyor. Sen onlara anlat diyor. Estağfirullah. Fedekkir. İnnemâ ente müzekkir. Sen anlat. Senin görevin sadece anlatmaktır. Senin görevin devlete hakim olmaktır diye bir tek ayet yoktur. Şimdi bizde bazı kimseler devlete hakim olmak istiyorlar. Bu hakimiyetin en çok kullanılan unsuru dindir. Çünkü en kolay dinden insanlara yaklaşırsınız.
Ondan sonra oyları bana verin, başkasına vermeyin diyemedikleri için bunlara vermeyin deniyor. Bir de bazı gruplar var ki yine dini kullanarak biraz dindar insanların yetkili makamlara gelmemesi için onlar başka kişileri kullanarak oy vermek küfürdür deyip Müslümanları sandıktan uzaklaştırıyor ve öbürlerini şey olarak destekliyorlar. Bir kere bu ayetler son. Bak ben ilk önce size şunu okudum. Bak mesela İbrahim Aleyhisselam'la ilgili ayeti okudum. Peygamber Efendimiz'e Medine'de peygamberimize inmiş onlara karşı sevgi göstermeyin diyen ayeti okudum. Bir cihat edeyim dedim. Ve en sonunda cihat savaşma değildir. Bak cihatta da yanlışlık var. Cihat demek cihatla savaş karıştırılıyor. Kıtal başkadır, cihat başkadır. Bizim şu anda yaptığımız cihattır. Cihadın en iyi yolu budur. Allah'ın kitabını anlatmaktır. Cihat demek olumsuzluklara karşı savaşmak demektir. Bir insanı öldürmek değil, insanın içindeki kötülüğü öldürmeye yönelik savaştır cihat. O insanı diriltmeye yönelik bir savaştır. Yani o insanın ayakları üzerinde durmasını, Allah'tan başkasına köle olmamasını ve dik durmasını sağlamak için yapılan savaştır. Şey, mücadeledir yani. Cihat odur. Kıtal başkadır. Kıtal dediğimizi de Cenab-ı Hak Bakara suresinin 190 mı? He? Orada diyor ki Estağfirullah ve katilu fi sebilillahi lezine yukatilunekum. Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaş. 190. ayet. Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın dedikten sonra da velâ ta'tedû diyor. Aşırıya kaçmayın diyor. Yani biz Müslümanlar olarak dünyanın neresinde olursa olalım yaptığımız şey öyle olması lazım ki insanlar kendileri suçlu görmeye çalışsalar bile göremesinler. Görememeleri lazım. Dolayısıyla bize karşı yaptıkları yanlışın sıkıntısını içlerinde duymaları lazım ki işte ayette belirtildiği gibi asallahu en yec'ale beynekum ve beynellezine adeytum minhum mevedde. Belki Allah sizin de size düşmanlık edenler arasında bir sevgi ortaya çıkarır. Şimdi bakın şunu şey yapmayın. Mesela devlet deniyor. İçinizde şu ana kadar devlette oturup böyle bir bardak çay içeniniz var mı? Bir bardak da sana doldurayım. Devlet gel bu akşam yemeği beraber yiyelim. Böyle bir olay var mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de tamam bir oluşum, oradaki siyasal boşluğu çok güzel kullandı. Bir devlet başkanı gibi görev yaptı ama devlet başkanı falan değildi. Peygamberimizin devletinin adını bileniniz var mı? Neydi? Yok ki. Adı yok. Ya devlet dediğiniz insanların bir organizasyonudur. Orada bulunan bütün insanlar, yani şu adam devlet de ben değilim. Ya orada yaşıyorsanız herkes devlettir. Yani herkes o organizasyonun istese de istemese de bir parçasıdır. O organizasyonun bir parçasıdır. Devlet kimdir diye bana sordukları zaman benim diyorum. Devlet benim. Ya budur yani bu, yani devlet diye bir varlık yok ki. Devlet diye bir organizasyon var. Sen de orada hangi kimlikte bulunuyorsan bulun, sen o organizasyonun bir parçasısın. Öyleyse burada onun için bak burada Allahü Teala devlet kelimesini kullanmıyordu. Burada şunu diyor. La yenhakum innema yenhakumullah anillezine katelukum diyor. Çoğul kullanıyor. Sizi öldürenler inancınızdan dolayı. Dolayısıyla ister burada bir köy olsun, İster şurada bir cemaat olsun, ister kim olursa olsun, inancından dolayı beni öldürmeye kalkıyorsa onunla ben mesafeyi koymak zorundayım. Ama kalkmıyorsa bizim için asıl lazım olan insanlara Allah'ın kelamını anlatmaktır. Yalnız şu oluyor, yani az önce söylediğim gibi din iki şekilde şey yapılır. İki şekilde. Bir, siz dine uyarsınız. Dine uyanlar ahireti dünyaya tercih eden insanlardır. Bir de dini kendinize uydurursunuz.
Bunlar da dünyayı ahirete tercih eden insanlardır. Yani bir takım yerli, bir takım dünyevi maksatlarını kullanmak için dini aracı edinenler de vardır. Şimdi yetkili makamlar, bu insanlar bizim yetkimizi elimizden alacaklar dedikleri an sizi artık dinlemezler. Artık dinlemez. Ne Mekke'deki Ebu Cehil dinler, ne de Musa Aleyhisselam'ın şeyindeki Firavun. Hiç kimse dinlemez sizi. Bakın şeyde Taha suresinde vardı, şey yapsana. Musa Aleyhisselam diyor ki, yani şeyde İsrailoğullarına müsaade et de alıp gideyim diyor. Şey diyor ki, bunlar sizi ülkenizden çıkarmak için gelmişler diyor Firavun. Yani Musa Aleyhisselam diyor ki, şu İsrailoğullarını ver, ben çekip gideyim, sen de rahatla. Şimdi Firavun dese ki, bunlar İsrailoğullarını buradan alıp götürmek istiyor, bütün Mısırlılar akşamdan razı. Ya bir an önce çeksin gitsinler de biz rahat edelim. Ama Firavun öyle demiyor. Kamu desteğini almak istiyor. Kamunun desteğini almak istiyor. 47. 20'ye 47 değil mi? Taha suresi 47. ayet. Tamam. İstekleri var da Firavun'un cevabı yok onda. Ha, Firavun'un cevabı. İnne hâdâni yurîdâni en yuhricâkuma min ardikuma. O şehrin Şuara suresinde 35. ayette. Kaçın sayfa? 34-35. Şuara. Kaçın sayfa? 367 Diyanet Vakfı mealinde. 36 Şuara 35. Yani 26. sure 35. ayet. Ben de 369. sayfa. Sayfalar iki rakam değişebiliyor. 35 mi dedim? Evet. 34-35. Bak şimdi diyor ki, yani bu Taha suresinde Musa Aleyhisselam istiyor. Bak hatta şu yukarıdan itibaren mesela burada müthiş bir şey var, örnek var. Bir firavuna karşı nasıl mücadele edilir? Ya şu 16-17. ayette de bu surenin. Evet. Musa Aleyhisselam'ın isteği var. En ersil ma'ana beni İsrail diye. Evet. Şimdi diyor ki Allah-u Teala Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'a emir veriyor. Diyor ki fe'tiya firavune فَقُولَا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Firavun'a gidin, biz alemlerin Rabbinin elçileriyiz deyin. Elçisiyiz deyin. Ondan sonra اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي İsrail. Bizimle beraber İsrailoğullarını serbest bırak. Dediği bu. Peki Firavun ne diyor 35'te? يُرِيدُنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ. Diyor ki burada Galilil meleği havlehu. Orada Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'ı dinleyen meleğe diyor, önde gelen takımlara diyor. Onlar hepsi de duyuyor onun ne dediğini. Diyor ki bakın, inne hâze lesâhirun alîm. Bu adam bilgin bir sihirbaz. Baksana hepimizi büyüledi. Yuridu en yuhricekum min ardikum bisihrihi. Onun asıl maksadını ben anladım. O kendi sihriyle sizi bu ülkenizden çıkarmak istiyor. فَمَاذَا تَأْمُرُونَ Ne emredersiniz diyor. Şimdi Firavun çevresindekilere ne emredersiniz diyor. Manası nedir? Firavun'un zihni dağılmış. Ne yapacağını bilmiyor. İşte bizim, onun için Allah-u Teala diyor ki نَغْذِفُ الْحَقَّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ neydi başı? بَلْ نَغْذِفُ الْحَقَّ عَلَى الْبَاطِلِ بَلْ نَغْذِفُ بِالْحَقَّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَيْذَا هُوَ زَاهِقٌ. Hakkı batılın üzerine atarız, onun dimağını dağıtır. Onun beynini dağıtır. İşte burada Firavun'un beyni dağılmış.
söyle şu dağılmış şeyin sulanmış değil dağılmış yani şeyin Musa Aleyhisselam'ın konuşmaları Firavun'u bitirmiş burada. Dengesini bozmuş yani. Dengesini bozmuş. Onun ne için Firavun çevresine diyor ki ne emredersiniz diyor. Firavun bunu söyler mi? Ondan sonra diyor ki yuriden yuhricekum min ardikum bi sihrihi. Bunun asıl niyetini ben fark ettim. Şimdi Müslümanlara da sizin asıl niyetinizi biz biliyoruz. Siz burada işte şunu şunu yapmak istiyorsunuz. Diyecekler bu gayet normal. Ve buna karşı da çıkacaklar. İnancınızdan dolayı sizinle mutlaka mücadele edecekler. Bunu Allah-u Teala söylüyor ayet-i kerimede. فَمَاذَا تَأْمُرُونَ diyor. Ne emredersiniz? قَالُوا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ Onlar da tam cevap veriyorlar. Diyor ki bunu ve kardeşini tut. وَبْعَتِ الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ Bütün şehirlere toplayıcılar gönder. Yani onların da zihni karışmış. Biz buna karşı şey yapamayız. Onun için ne kadar kimse varsa hepsi gelsin. Dolayısıyla şimdi doğruyu anlatma fırsatı bulursanız sizin için yeten o. Başkasına gerek yok. Sizin için yeten o. Doğruları anlatın. Onun için her Müslümana Cenab-ı Hakk'ın verdiği görev var. Bak bir de şeyi okuyalım. Maide Ali İmran suresinden. Ben de 75. sayfa belki de 73 olabilir. Sayfanın son ayeti 186. ayet. Diyor ki Allahü Teala le tublevunne fi envalikum ve enfusikum. Şurası çok kesin. Mallarınız ve canlarınız konusunda yıpratıcı bir imtihandan geçireceksiniz. İşleriniz biraz iyi gider, sonra kesat olur. Sıkıntıya girersiniz, ödeme güçlüğüne girersiniz. Her şeyinizi kaybetmekte yüz yüze gelirsiniz. Bu Allah'ın imtihanlarından bir imtihandır. Ondan sonra da diyor ki وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ Kendilerine kitap verilmiş olanda da mutlaka duyacaksınız. Mesela bizim ülkemizde bunlar Yahudi ve Hristiyanlar değil mi? Onlardan mutlaka işiteceksiniz. İşitmemiz için onların söylemesi lazım değil mi? اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُكُمْ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُ وَمُشْرِكْلَرْدَنْ Böyle deyince ne olur? İnanmayan bütün kesimlerden. Yahudi'den, Hristiyan'dan, ateistten, layık, kendisine layık diyenden, şundan bundan, herkesten işiteceksiniz diyor. Ne işiteceksiniz? Eden kethiyara, çok eziyet işiteceksiniz. Ya hocam sen öyle diyorsun ama işte adamlar şunu söylüyor, bizi bunaltıyor. Bunaltacak tabii, işte Allah söylüyor bunu. E sen de onu bunaltıyorsun. Yani Musa Aleyhisselam Firavun'u bunaltmadı mı? İşte gördük ayette. Çevresinde bunalttı. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Evet. Çok eziyet işleyecek. Ve in tasbiru ve tettegu ama yapacağınız nedir? Sabırlı ol. Sabredeceksiniz. Yani her şeye rağmen Allah'ın ayetlerini okumaya devam eder. Ve kendinize koruma altına alırsanız fe inne zâlike min azmil umur. Bu işlerin azim gerektiren, kararlılık gerektiren şeylerindendir. Ve Allahü Teala ve ida kadallahu mitaqallidine utul kitap Allah kendine kitap verilmiş olanlardan şey aldığı zaman söz şöyle demişti letübeyyinun nehulin nas bunu mutlaka insanlara açıklayacaksınız. Dolayısıyla karşı taraf bize Allah'ın ayetlerini okuma fırsatı veriyorsa bu bize yeter. Ve la tektumunehu bunu gizlemeyeceksiniz. İşte onları veli etmeniz de yasak değil diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla işte şeye de katılırsın, oy da verirsin. Senin kendine sana daha uygun olanları seçersin. Ondan sonra فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ Ama bu kendilerine kitap verilenler Allah'ın kitabını sırtlarının arkasına attılar. وَشْتَرَوْ بِيْتَمَنَنْ قَلِيلَ Onunla küçük bir karşılık satın aldılar. Yani dini menfaatlerine alet ettiler. E bu da olacak, ne yapalım? Çünkü cehenneme gitme hürriyeti herkes için verilmiş bir hürriyettir. İsteyen herkes gidebilir. Ama biz gitmemeliyiz. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ Satın aldıkları şey ne kötüdür. Evet, söyle şimdi sen. Sıra sende. Evet. Hocam ben... Şimdi Bakara suresi 256. ayeti açalım. Şimdi deniyor ki bu ayette
Önce metnini okuyalım orada. فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Hani onların yazdığı şekillerde ben okuyayım. Hı-hı. Hani kim tağutu inkar eder ve Allah'a inanırsa işte kopmaz, sapasağlam bir kulpa yapışmış olur. Burada Cenab-ı Allah imanın şartı olarak kendisinden önce tağutun reddini söylemiş. Hiç şüphe yok. Dolayısıyla bugün devlet mekanizmasını tağut olarak kabul ettiğimizde ona oy vermek, onu reddetmek değil, ona destek vermek olur. Dolayısıyla dine girişin ilk şartı olan tağutu reddetme ilkesi oy kullananlarda gerçekleşmez. Şimdi bakın bu kişiler kendilerini Cenab-ı Hakk'ın yerine koyarak Allah'ın ayetine anlam veriyorlar. Asıl tağutluk odur. Yani asıl tağutluk bu kişilerin söylediği sözdür. Peki bunu niye söylüyorum? Bunu şundan dolayı söylüyorum. Her zaman okuduğumuz ayet var biliyorsunuz. 11. sure. Asıl tağutluk Cenab-ı Hakk'ın ayetini kendi kafana göre yorumlamaktır. Peki bu ne? Bu ne? Bak işte bir ayetten şimdi göreceğiz. Diyor ki Allah-u Teala burada Elif Lam Ra Kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet min ledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, sonra hakim ve habir tarafından açıklanmıştır. Peki niye açıklamayı Allah yapmış? Niye bize bırakmamış? Ella ta'budu illallah, Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye. Onun için bakın ben demin şey yaparken ilgili bütün ayetleri okudum size. Burada açıklamayı kim yaptı? Biz mi yaptık? Allah-u Teala mı yaptı? Allah yaptı. Ve Allah-u Teala 3 tane kırmızı çizgiyi koydu. O 3 kırmızı çizgiyi koyan Allah aynı surede kendi toplumuna ret çeken, aramızda düşmanlık ve kin ortaya çıkmıştır diyen İbrahim Aleyhisselam da örnek verdi mi? Sizi tanımadık, tanımıyoruz. Müslümanlara da dedi mi, Mekkelilere karşı böyle sevgi gösterisinde buluyorsun, yapmayın dedi. O yasaklardan sonra dedi ki innema yenhakumullah, Allah size sadece şu yasağı şuralarda koyar. İnnema hasır edatıdır. Yani sırf anlamını ifade eder. Yasak sadece şuradadır. Anillezine katelukum fiddin, inancınızdan dolayı sizi öldürmeye kalkan ve ahrecukum min diyarikum, ülkenizden çıkaran ve zaharu ala ihracukum mi? Fi ihracukum. Yok, ala. Ala ihracukum, çıkarılmanıza destek verenler. Enteberruhum, entevellevhum. Entevelluhum, entevellevhum. Onları sizin veli edinmeniz Cenab-ı Hak yasaklamıştır diyor. Yasak sadece onlarla ilgilidir diyor. Öyle dediğine göre Cenab-ı Hak o zaman biz Allah-u Teala'nın açıklaması şeyiyle yapacak. Peki öbür ayet ne? O zaman bu ayetleri bütünlük içerisinde değerlendirmek zorundayız. Allah öyle diyor çünkü. Şimdi وَمَنْ يَكْفُرْبُ الطَّاغُوتِ. Bu ayetin başını alalım. لَا اِكْرَى فِي الدِّينِ. Dinde herhangi bir zorlama yoktur. Ne demek oluyor? Bir kimseyi zorla imana getiremezsiniz. Niye getiremiyorsunuz? Çünkü iman kalp işidir. Adam içten inanmıyorsa, dıştan sana inandım dese de mümin olmaz. O zaman adama baskı yaparsın, Müslüman ol kafir dersin, adam ölmemek için peki ne yapacağım Müslüman olmak için? İşte şöyle, peki öyle der. Tamam, Müslüman mı oldu şimdi bu adam? Onun için diyor ki Allah-u Teala orada, la ikrâ fiddin. Dinde zorlamanın hiçbir çeşidi olmaz. Diyorlar ki efendim dine girerken zorlanmaz da çıkarsa zor. Ne demek şu? O zaman la ikrâ olur mu? Yok zorla namaz kıldırırız diyor. E kıldır da bir göreyim bakayım, bir adama zorla namaz kıldırabiliyor musun? Yani sen şeyde ibadette niyet esas değil mi? Sen adama zorla niyet ettirebilir misin? E ne olacak? Yani şey mi, bir fayda mı sağlamış olacaksın? Efendim dine girmek var, çıkmak yok diyor. Nereden çıkardın sen bunu? Allah-u Teala ahirette bütün kafirlerin dine girdikten sonra çıkan kimseler olduğunu söylüyor.
Bakara Ali İmran 106'da Estağfirullah yevme tebyaddu vucuhun ve tesveddu vucuh. O gün bazı yüzler ak, bazı yüzler kara olacaktır. Femmellezine esveddet vucuhum ekefertum ba'de imanikum. Yüzleri kara olanlara şöyle denecek: İnandıktan sonra kafir mi oldunuz? Allah'ın tanıdığı kafir olma hürriyetini sen mi engelleyeceksin? Bu konuda ayetler son derece açıktır. Ayetlerin hiçbirisini görmeyin. Birisinin uydurduğu bir hadisi alın. Men bedele dinehu fektuluhu diye efendim muhadis Buhari'de geçiyormuş. Nerede geçer geçsin. Allah-u Teala'nın açık ayetlerine aykırı olduktan sonra nerede geçer geçsin. Men bedele dinehu fektuluhu. Kim dinini değiştirirse öldürün. E peki Hristiyan olan Müslüman olurken Hristiyanlıktan Müslüman olan dini değiştirmiş olmuyor mu? O zaman da öldürelim. Nereden? Peygamberin ağzından çıkan söz böyle mi olur? Cenab-ı Hak İşte şeyde Ali İmran'da 186 mi 86 ve devamında işte orada bunların cezasını Allah'ın ulaike cezauhum en alehim lanetullah ve melaiketi ve nasi ecmaîn diyor. Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti olur. Bak başka bir şey yok. Kaçıncı? 86 87'de ne diyor? Halidine fiha 87 bu ulaike cezamın alim lanet. Ha halidine fiha 88 sürekli yani ölüm sürekli o lanette kalırlar. Öldürülen kişi için sürekli kullanılır mı? Ondan sonra la yuhaffafu anhum azab. Azab onlardan hafifletilmez. Böyle ahmi uzarı üzerine de bakılmaz. İllellezine tabu. Tevbe eden başka. Öldür adamı kendi kendine bırakıyorsun. Ve aslahu. Ve asla ve durumunu düzelten. Yok diyor ki şey yaparız, zor 3 gün tevbe ettirilir, bilmem ne yapar. Ya kardeşim siz oyun mu oynuyorsunuz? Allah'ını seversiniz ya. Yani şu, bu sakat din, bu sakat dinle bu Kur'an-ı Kerim'in dışında bir din anlayışıdır. E şimdi o din anlayışını bırakmak zorundayız. Yani o din anlayışı olmaz. Sen şimdi la ikrahe fiddin ayetini oku ve men yekfur bit tağuttan işte bugünkü devlete geç. Bırak Allah'ını seversin. O zaman sen kendini Allah yerine koyarsın. Hud suresinin 1 ve 2. ayetlerine göre. İşte asıl tağutluk odur. Şimdi o ayeti okuyalım. Bu şey La ikrahe fiddin Bakara 256. Evet dinde zorlamanın hiçbir çeşidi yoktur. Zorlanmadığına göre ne olacak? Kattebeyyene rüştü minel gay. Çünkü iyi ile kötü birbirinden kesin olarak ayırt edilmiştir. Her insan ne yaptığını gayet iyi bilir. Başkasına karşı ne kadar iyi dese bile kendi içinden yanlış olduğunu bilir. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ Kim tağutu inkar eder? Yani o bütün o Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı şirkin, küfrün her çeşidini reddeder. وَيُمِنْ بِاللّٰهِ Allah'a inanır ve güvenirse فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَ En sağlam kurba yapışmıştır. Bu zaten mümin olmanın olmazsa olmaz şartıdır. Ama mümin olanlar bir toplum içerisinde yaşarken hangi esaslara göre yaşayacaklar? O da Mümtehne suresinde anlatılmıştır. Burada mümin olanlar. Ondan sonra وَاللّٰهُ سَمِيُونَ عَلِيمٌ diyor. Bir arka ayette de şöyle diyor. اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah müminlerin velisidir. Velisi. يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّرِ Allah onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlerin velisi evliyahumu şeytan. Tağut. Kafirlerin velileri de o tağuttur. Bütün kafirlerin velisi de o tağuttur. Şimdi tağuta burada devlet nasıl diyorsunuz? يُخْرِجُهُمْ مِنَ النُّرِ اِلَى الظُّلُمَاتِ O tağut da onları nurdan zulümata. Yani iblis işte Allah o ayetlerde geçiyor. Ve yani insan ve cin şeytanları yani sadece şey değil. Zaten cin şeytandan bir avuzuyla kurtulursun ama insan şeytanına bin tane hatim okusan yerinden bile kıpırdamaz. Ulaike ashabun nar işte bunlar cehennemliktirler. Hum fiha halidun sürekli orada kalacaklardır. Ve işte İbrahim Aleyhisselam'ın ülkesinden çıkmadığı zaman yaptığı iş. İbrahim Aleyhisselam bakın yaşama hakkı bitinceye kadar çalışmasına devam etmiş, yatmamış. Musa Aleyhisselam'ın yaptığı gibi. Elem tera ilellezî hâccı İbrahim'e fî rabbi en âtâhullâhul mülk. Kendisine meliklik vermiş diye Rabbi konusunda İbrahim'e delil getiren kişiyi görmedin mi diyor. Yani gözünde bir canlandırsana.
İzgale İbrahim'u Rabbiyellezi yuhyi ve yumit. İbrahim çıktı dedi ki benim Rabbim hayat veren ve öldürendir. Nemrut. Nemrut'un karşısına çıkmış. En büyüklerinin karşısına çıkmış. Aslında asıl istenen bu. Bu ortam sağlandığı zaman her şey tamamdır. Bitti. Evet. Gale ene vahyi umid. Demiş ki ben de hayat verir öldürürüm. İşte diyorlar ki iki tane mahkum çağırmış. Birisini seni affettim demiş. Öbürünü de öldürmüş. Tamam. Şimdi İbrahim Aleyhisselam bakıyor ki bu adam geri zekanın teki. Yani şimdi bu defa ona başka bir şey söylüyor. Diyor ki Gale İbrahim fe innallahi yeti bişşemsi minel meşrik. Allah güneşi doğudan doğuruyor. Şeyin bunu deme, onu ben doğurtuyorum deme şansı yok tabii Nemrut. Feti biha minel mağrib. Batıdan getirsen sen de batıdan doğurt bakalım deyince fe buitellezi kafer. O kafirlik yapan kişi büyük bir şaşkınlığa uğratıldı. Ne yapacağını şaşırdı. Vallahu la yehdil kavmel zalimin. Allah zalimler topluluğuna hidayet vermez. Olay bu. Yani karşı tarafın mümin olması meselesi değil. Sen mümin sen olacaksın. Her an yoldan çıkma ihtimalin vardır. Ya kardeşim, bakın akşam mümin sabah kafir olamaz mı bir insan? Sabah mümin akşam kafir olamaz mı? E şimdi adamın inancı değişti diye de devlet değiştirecek olsa yandık. Bir tane özel uçağı olacak. Sonra nereye gideceksin yani? Dolayısıyla senin orada can güvenliği insan, işte İbrahim Aleyhisselam can güvenliği tamamen ortadan kalkıncaya kadar oradan ayrılmadı. Peygamberimizin de can güvenliği kalkıncaya kadar Medine'den ayrılmadı. Şey Mekke'den ayrılmadı. Evet, diğer soruna geçelim. Bu Nisa suresinin 60. ayeti var yine. Bu tağut kelimesinin geçtiği. Orada elem tera ilellezine yez'umune ennehum amenu bima unzile ileyke ve ma unzile min kablike yuridune en yetehakemu ila tağuti ve gad umiru en yekfuru bih. Sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Tağuta inanmamaları kendilerine emrolunduğu halde onun önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Bu ayette delil gösteriliyor. Şimdi burada deniyor ki tam açabilir misiniz? Tağut. Tağut yani demek. Yani taşkınlık yapan herkes. İnsan ve cin şeytanları. Allah-u Teala insan ve cin şeytanları olarak ifade ediyor bunu. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenlerin tağut olduğunu bilebilir miyiz? Onu geçen haftaki derste onu anlattık. Ama söyleyeyim burada da. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek iki şekilde olur. Bir, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek dediğiniz zaman bir kere onu aklınıza hemen bir devlet geliyor ya da bir mahkeme geliyor. Onların verdikleri karar ya da hükümler geliyor. O Allah'ın indirdiğiyle hükmetme işi yeryüzündeki her yer bizim için de söz konusudur. Yani Cenab-ı Hakk'ın işte ibadetle ilgili hükümler, ahlakla ilgili hükümler, İmanla ilgili hükümler diye geçer biliyorsunuz şeylerde. Şimdi Allah'ın indirdiğiyle hükmetme meselesi sen de kendi üzerinde onunla hükmetmezsen sen de yani kabul etmeme manasında hükmetmezsen kafir olursun. Geçen hafta Adem Aleyhisselam ve şeytan örneğini verdik. Adem Aleyhisselam da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmedi, şeytan da hükmetmedi. Ama Adem Aleyhisselam kendisini suçlu kabul ettiği için mümin kaldı, öbürü suçsuz kabul ettiği için haklı gördüğü için kafir oldu. Dolayısıyla Allah'ın indirdiği hükmetmemenin kafir olması, etmenin kafir olması için onu kabul etmemesi gerekir. Evet, kabul etmemesi lazım. Şimdi burada bu ayete bakalım. Bak bu ondan önceki ayette diyor ki müminler Allah ve Resulüne boyun eğin diyor. Ve içinizden olan yani ya eyyellezine amenu ati'ullaha ve ati'ur rasule ve ulil emri minkum. İçinizden olan yetkililere boyun eğin. Müminlerin boyun eğmesi gereken şey Allah'ın emri ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Allah ve Resulü ve içinizden olan yetkililer. Bu yetkililer de mutlak değil. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهِ لَاللّٰهِ وَالرَّسُولُ O yetkili olan kişilerle biz nizaya girebiliriz. Allah'la nizaya girilmez. Resulü ile nizaya girilmez ama yetkili olan kişilerle nizaya girebiliriz. Ferudduhu ilallahi ve Resul nizaya girdiğiniz zaman onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu ne demek? Demek ki Müslümanlar yöneticilerle her zaman
nizaya girebilirler. Yani anlaşmazlığa girebilirler. Bu anlaşmazlığın çözüleceği bir mahkeme de olmalı. O da kitap ve sünnete göre hüküm vermeli. Kitap ve sünnete göre hüküm verdiği zaman bu zaten doğru hükümdür. Ama olmamış benim bildiğim kadarıyla şimdiye kadar. İn kuntum tu'minune billahi vel yevmil ahir. Bizden mesela anlaşmazlık olduğu zaman hemen filan mezhebin filan mezhebin görüşlerine gidilir. Olmaz o. Kitap ve sünnet. Oraya gitmek lazım. Zalike hayrun ve ahsenu tevile, hayırlı olan ve sonucu güzel olan, çok güzel olacak olan budur. Şimdi elem tera illezine yezumun ennehum aminu bima unzile ileyk, kendilerinin sana indirilene inandığını zannedenler. Bunlar inanıyorlar mı? İnanıyorlar mı bunlar? İnanmıyor değil mi? Yezumune hani iddia edenler. İddia mı? Ediyor, inanmıyor ama. İnanmıyor. Bir sonraki ayetini okursak anlaşılır tabii. Zaten de. Ve menzemiyle yuridune yetahakamu ila tagut, istiyorlar ki tagutta yargılansınlar. Kendi istekleri o. Ve kad umiru en yekfuru bi, ama kendilerine tagutu tanımamaları emredilmiştir. Yani şeytanların önünde. İster insan şeytanı, ister cin şeytanı olsun. Yani senin dinini tanımayanların önünde yargılanmak istiyor. Halbuki burada Peygamber Efendimizin önünde yargılanma imkanı varken oraya gidiyor. Ve yuridu şeytanu en yudillehum dalalen ba'ida, şeytan da onları pek derin bir sapıklıkla sapıtmak ister. Ve izâ kîle lehum, onlara dense ki, çok asıl önemli olan kısım bu, dense ki teâle ilâ mâ enzelallâhu ve ilâ rasûl, Allah'ın indirdiğine ve Allah'ın Resulüne gelin dense, râeytel münâfıkîne yasuddûne anke sudûde, o münafıklara bakarsın ki senden böyle sıvışmaya çalışıyorlar. Böyle yavaş yavaş kaçıp kurtulmak istiyorlar. Neyse bunlar münafık olan insanlardır. Ayet zaten çok açık bir şekilde söylüyor bunu. Hem mümin gözüküyor hem başka tarafa. Bu da çok var. Yani ben işte İstanbul Müftülüğü'ndeyken çok olmuştur. Adam gelir, müftülüğe girer. Hocam bir fetva soracağım. Buyur. Ama ben yazılı isterim. Tamam kardeşim. Sor bakalım. Sorusunu sorar, cevabını verirsin. Peki Allah'a ısmarladık. Hani sen yazılı istiyordun, sonra gelirim. Çünkü hesabına gelmedi. Hesabına gelmedi. Çünkü birisinin elinden bir menfaat alacak, ya birisine karşı kendisini üstün gösterecek, onun için de umdu ki müftülükten bir yazı alırsam ona karşı galip gelirim. Yoksa onun doğrularla bir alakası yok. Geçen hafta da uzun bir olay anlatmıştım. Evet. Yani bu çokça rastladığımız bir şeydir. Evet. İkinci öne sürülen iddia, oy kullanmak Allah'a ait olan bir vasfı ondan başkasına vermektir. Temellendirilmesi şöyle: oy verilerek başa getirilen parti veya vekiller artık o ülkede kanun yapma, ülkeyi yönetme hakkına sahiptirler. Hatta bu partilere yöneten egemen olan güç manasında iktidar parti denir. O zaman Yüce Allah'a ait olan bu özellik, yani hüküm verme özelliği, artık oy vesilesiyle başka bir varlığa verilmiştir. Delil olarak kullandıkları ayetlerse hükmün, emrin ve mülkün sadece Allah'a ait olduğunu bildiren bütün ayetler. Mesela bir tanesi Yusuf suresindeki İnil hukmu illa lillah diye, Yusuf suresi 40. ayet, 12. surenin 40. ayeti. Hüküm sadece Allah'a. Bak şimdi ait. Burada zaten dikkat ederseniz hep böyle cımbızlamasını. Halbuki Allah-u Teala bunu asla kabul etmiyor. Hatta tek bir ayetin alınmasını da kabul etmiyor. Ayetler bütünlüğünü istiyor. Çünkü uhkimet ve fussilet. Hep böyle cımbızlamasına. Hiç alakası olmayan şeyler. Şimdi bu ayetin tamamını okuyayım ben size. Ama az önce onu dinlerken şey yaptı, aklıma geldi. Bir adam kendisine ördek denmesinden hoşlanmıyormuş. Belki ördek diye ondan dalga geçiyorlarmış. Sonra arkadaşları vazgeçmiş. Tamam, seni rahatsız etmeyeceğiz demiş. Birisi demiş ki yağmur yağıyor demiş. Sen bana ördek de denir misin? Allah Allah, ya yağmur yağıyor, ördekle ne alakası var? Kardeşim bak, yağmur yağar.
Sular birikir. Göl haline gelir. Gölde ne yüzer? Ördek. İşte sen bana ördek dedin diyor. Şimdi bu da aynı. Şimdi şu ayeti bir okuyalım bak. Diyor ki Allahü Teala Allahü Teala Yusuf Aleyhisselam'ın hapishane arkadaşlarına yaptığı nasihati anlatıyor. Ma ta'budun min dunihi illa esma'en semmeytumuha entum ve abaukum. Allah ile kendi aranıza koyarak kulluk yaptıklarınız var ya. Onlar sizin ve babalarınızın verdiği boş isimlerdir. Sadece isim, arkasında bir şey yok. Boş isimler. Ma enzelallahu biha min sultan. Allah o konuda kimseye bir delil, belge indirmemiştir. İnil hukmi illa lillah. Bu konudaki hüküm sadece Allah'a mahsustur. Ne hükmüdür bu? Yani şimdi burada yani Allah razı olsun için bakın ördek bile bu ördek örneği buraya uymuyor yani daha hafif kalıyor. Şimdi bunlar hapishanede iki tane köle hapse atılmış. Yani şimdi inin hükmü illa lillah derken şimdi gidip de oymayı vermeyin sakın ha. Bilmem ne. Allah'ını seversin. Ya Allah'la aranıza koyup taptıklarınız yani bu konudaki karar Cenab-ı Hakk'a aittir. Peki bu hükmün ne olduğunu söylüyor Allah burada. Hüküm ne? Emra ellâ ta'budu illâ iyyâhu. Hüküm de bu değil mi? Kendinden başkasına o kul olmamanızı Allah emretti. Arada o putlara tapmayın diyor Yusuf Aleyhisselam. ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ Sağlam din budur. وَلَاكِنَّ اَكْفَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ama insanların çoğu bilmez. E şimdi siz buradan iki tane kelimeyi çekeceksiniz. اِنْ هُكْمِ اللّٰهِ لِلّٰهِ Allah-u Teala tam bir ayeti açıklamayı bile kişinin kendisini Allah yerine koymak olarak sayarken bu ne? Asıl tağutluk bu değil mi? Evet. Kehf suresinin 26. ayeti var bir de bu konuya delil getirilen. Orada da Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bu Ashab-ı Kehf kıssasını anlattıktan sonra مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِهِ اَحَدًا Allah hükmü konusunda kimseyi kendisine ortak kabul etmez. Kaçıncı ayet demiştin? 26. Hı. Bu da hani parlamentonun, meclisin hüküm yapma konusunda Allah'a ortak yani kabul edildiğini. Bunlar zannediyor. Ya kardeşim o en başta okuduğumuz ayette zaten bunların kafir olduğu kabul ediliyor. Yani karşınızda kafirler var ve onlar sizin ne dedi Allah? Yaşama hakkınızı tanıyor mu? Siz ülkenizden çıkarmamayı kabul ediyor mu? Ondan sonra çıkarsınlar diye destek vermeyenler falan var mı? Eğer sizi inancınızdan dolayı öldürmeye kalkar, ülkenizden çıkarırlarsa işte onlara dost olamazsınız. Yoksa bu adamlar Müslüman olmuş falan değil tabii ki ya adam. Yani bu çok farklı kulvarlardan bahsediliyor. Şimdi bu 26. ayete bakalım. Ha şimdi bu Ashab-ı Kehf'in ne kadar kaldıkları ile ilgili ayetler bunlar. Onların sonuncusu. İşte burada diyor ki وَلَبِثُوا ف۪ي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِن۪ينَ وَزْدَادُوا تِسْعَ Orada 300 sene kaldı ve 9 sene daha ilave ettiler. 309 sene. قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا De ki orada ne kadar kaldıklarını en iyi Allah bilir. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin gaybı ona mahsustur. اَبْصِرْ بِهِ وَاَسْمِعْ Yani onu gayet güzel bir şekilde görür, gayet güzel bir şekilde işitir. Yani ne güzel görür, ne güzel işitir. Ya da öyle belki daha güzel olur. Ne güzel görür, ne güzel işitir. مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيِّنْ Onların Allah'ın dununda bir velileri yok. Allah'ın dununda veli ne demek? Dun aşağısı demek. Şimdi bütün şirkin yapılanmasında Allah şöyle yukarıda kabul edilir. Ne kadar zıplasan yetişemezsin.
Allah'la insanların arasına veliler, evliyalar konur. Ve onlar Allah'la ilişkiyi kuran kişiler gibi aracı tanrılar olur. Şirkin tamamı böyle. İşte onunla sizin aranızda veli olmaz. وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِهِ اَحَدًا Allah hükmüne kimseyi ortak saymaz, yapmaz. Yani siz onları Allah'la kendi aranıza koyuyorsunuz. Onlara bir takım yetkiler veriyorsunuz. Mesela işte tasavvufta gavslar vardır. Gökleri ve yeri onlar idare ettiğine inanılır. Abdülkadir Geylani'nin bir kitabı var. Orada diyor ki, ya da ona dedirtiliyor yani, demiş mi dedi diyor ama kitapta öyle yazılı. Bir alimin birisi diyor balığın karnındadır. Çünkü o zaman dünyanın balığın sırtında olduğuna inanılıyor. Öbürü de 7 kat göğün üstündedir. Böyle bütün kainatı kucaklamış. Çok küçükmüş değil mi kucağı? 7 kat göğün üzeri, bir de balığın karnı. Bu ikisinin arasında benden habersiz hiçbir şey olmaz diyor. İşte bu olay bu. Delil oluyor ki yani, bu olay ha, niye? Niye delil? Verme konusunda. Yani partilere Allah'ın hükmü. Ha, yani bugün meclis hüküm yapıyor mu? Alakası yok. Bu hüküm yapıyor. Ya yapar. Allah ya, ya yani o burada o karşıdaki insanın Müslüman olup olmaması değil. Burada onlarla Müslüman olmayanlarla ilişkilerden bahsediliyor. Yani oy kullanan kişi tamam sen de Allah'a rağmen bir hüküm yapabilirsin anlamında bir oy vermiş oluyor deniyor. İyi şimdi Allah'ın dinundan bir veli edinmeyin diyen Allah. Ben burada min dûnimin veliyin derken dûnundan veli demek. Allah'la kendi aranızda demektir. Yoksa öbür ayette entevallavhum dedi. Aynı kökten değil mi? Yani şeyde Mümtehine 9. ayette onları veli edinmenizi yasaklar dedi. Hangi mi? Sizin can hürriyetinizi tanımayan, yaşama hürriyetinizi tanımayan kişileri veli edinmenizi yasaklar. Tanıdıkları zaman yasaklamıyor. Yani bu ayetleri farklı yerler için kullanırsanız bu son derece kötü bir şeydir. Yani şimdi bu bardak burada gayet güzeldir. Çok iyi. Çok güzel. Ama bu bardağı affedersiniz götürün tuvaletin çukuruna koyun. O zaman ne olur? Çok kötü olur yani. Yani bu ayeti oy kullanmaya en tabirli bu devam. Türü oy kullanma olayı değil. Şeyinden nasıl anlıyoruz o veli edinebileceklerini? En teberruhum o. En tevallavhum ondan sonrası. Yok hani evet yani bizi yurdumuzdan çıkartmayan, bizi öldürmeyin inancımızdan dolayı ve çıkaranlarla işbirliği yapmayanlara karşı iyilikte bulunmamız yasaklanmamıştır. Bir alttaki ayette اِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَاَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّهُمْ Burada veli edinmemiz yasaklanmıştır. Yukarıdaki ise bunları yapmayanlara karşı iyilikte bulunmamız, iyilik yapmamız yasaklanmamıştır. Yani yapabilirsiniz. Evet. Bir de şu, şimdi bak şimdi söyle. Hocam. Hani yaşama hakkı tanınmaz. Yaşama hakkı verilmiştir. O adam yaşama hakkını elinden alır. Aynı şekilde barınma hakkı da verilmez. Barınma hakkı verilmiş bir şeydir. Bana öyle yani anladığım kadarıyla yani nedir yani sana hiç dokunmuyordur. Sen de yaşayabilirsin burada istediğin şekilde yaşayabilirsin. İnancın hangi şekildeyse yaşayabilirsin. Öyle bir özgürlük ortamı vermiştir. O baştakiler ama Müslüman değiller. İnancından dolayı seninle mücadele et. Münafık da olabilirler evet. Yani Müslüman değiller öyle diyelim. Ama burada yani bugün konuştuğumuz meseleler daha doğrusu ya da işte oy kullanamazsınız diyenlerin daha çok hani insanın tüm safhalarda hayatının her anında yani kurallarla belirlenmiş şeyler vardır. Sen ona aykırı zaten davranamıyorsun. Bu durumda senin dininden dolayı seni öldürmeyen seni yurdundan zaten yani bu durumda ya sen de tamamen siyasi konuşuyorsun. Hiç dini konuştuğun yok yani. Kusura bakma da. Bu tamamen siyasi bir konuşma. Bak. Sen Arapçayı bilen bir kişisin. Ben şimdi şu ayetten okuyayım sana. Bak. Ne diyor burada Allah? Ya burada bu şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ya kardeş adam Müslüman edeceksin diye bir olay yok. Bu yani, durumda nasıl iman etmiş oluyoruz? Hani diyor ya dininizden dolayı. Ben ayeti okuyacağım. Diyor. Sen şimdi istediğin kadar siyasi takılabilirsin. Tekrar ayet-i kerime okuyorum. Şimdi bak bu ayetin birincisinde yani Mümtehine birinci ayette dedi ki Allah
benim ve sizin düşmanınız, düşmanlarınızı veliler edinmeyin dedikten sonra, bak bir veli kelimesini söyledi, tamam mı? İki, meveddet kelimesi, sevgi kelimesini söyledi. Yani yani turkun eyleyin bil meveddet dedi, sevgi kelimesinden bahsetti. Ve burada da onların özelliklerini anlat dedi ki, sizi ülkenizden çıkarıyorlar. Mesela Mekke'deyken Peygamber Efendimiz'e karşı ne tedbirler aldılar, onu gayet iyi biliyoruz yani. Yani şimdi sen parlamento falan tabii. Yani onların onlara 3 yıl abluka hayatı yaşatmadılar mı? Bırakın onu, yani aç bıraktılar şeyden öteye. Ama yine onlar Mekke'de kaldı. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala, yukarıda velilikten ve sevgiden bahsederken la yenhakumullah, Allah size yasak koymaz. Anillezine lem yukatilukum fiddin, inancınızdan dolayı sizi öldürmeye kalkmayan. Şimdi Mekke'dekiler kalktı mı? Kalktı. İbrahim Aleyhisselam'a da aynı olay oldu mu? Oldu, bitti. Sizi ülkenizden çıkarmayan. Bunlara karşı iyilik yapmanızı. Enteberruhum. İyilik yapmak meveddetin biraz daha ilerisi değil mi? Yani sevginin sonucudur iyilik, değil mi? Yani sevmediğin bir insana iyilik yapmazsın ki. Sevgiden sonraki bir olaydır. Ve tuksitu ileyhim, onlara karşı dengeli davranıyor. Haklarını veriyor. Bak bu senindir, şunu al şu falan diyorsun. Bir bu ikisi var. İnna Allah yuhibbul muksitin, Allah dengeli davrananları sever. Bak şimdi innema yenhakum, Allah sadece şu yasak koyar. Allah'ın koyduğu yasak yukarıda evliya ile ilgiliydi, değil mi? Yani la tettehidu aduvvi ve aduvvekum evliya dedi. Benim ve sizin düşmanlarınız veliler edinmeyin dedi. Veli edinmeyi yasakladı. Veli dediğiniz zaman her şey işin içerisine giriyor. Valiye kadar çıkıyor. Hatta en baştaki kişiye de vali denir. Yani devlet başkanına da denir. Bütün yetkiler elinde bulunduğu için. Veliül emr denir ona. Şimdi yani gene veli kelimesiyle. Allah dedi, yasağı sadece din konusunda sizi öldürmeye kalkan, sizi ülkenizden çıkaran ve çıkaranlara destek verenlerle ilgili koyar dedi. Ne dedi orada? Entevellevhum. Onları veli edinmeniz. Yukarıdaki yasağı tekrarladı burada. E şimdi burada birisini iktidara getirmek, onu veli edinmek olmuyor. Yani dil olarak, Arapça olarak. Ha. Şimdi bu insan eğer senin yaşama hakkını tanıyorsa, ondan sonra efendim ülkenden çıkarmıyorsa, çıkarmaya destek vermiyorsa, onu iktidara getirirsin. Bu bir. Ve bu iktidara getirdiğin kişi Müslüman falan da değil. Bu kafir. Mesela Almanya'dasın ya da Hollanda'dasın, oradaki partilerden birisine oy veriyorsun. Onlardan birisi diyor ki, sizin de Müslümanların yaşayışıyla şu ilgili şu sözleri veriyoruz. Ve getiriyorsun. Ama bugün Türkiye'de adam diyor ki, ben Müslümanım diyor. Bu işin başına ben gelmek istiyorum. Sen bu onunla hiç kıyas bile kabul etmez bu. Kıyas bile kabul etmez yani. Burada söylediklerim, buradaki bu ayette söylenenler, iş başına gelmek isteyenler %100 kafir. Kafirliğine şüphe olmayan kimseler. Ama bugün Türkiye öyle değil. Bak Türkiye'de bugün, hani şimdi siz münafık dersiniz, mümin dersiniz, o ayrı bir konu. Ama Türkiye'deki en aşırı partilerde seçim şeylerinde ezan okunduğu zaman şeyi kesiyorlar. Konuşmayı kesiyorlar. Niye? Bir saygı ifadesi. Efendim bu oy almak için yapıyor. Oy almak için de olsa orada bir saygı gösteriyor. Bir kere o ciddi bir şeydir. Bugün Türkiye'de 5 vakit ezanlar okunur. Bu partilerden hangisi ezanı susturacağız diye devreye girebiliyor? Ama bu ayette yazılanlar ezanı susturacağım diyebilir. Ben sen tamam sen ibadetini evinde yapla diyebilir. Yani şu ayette, yani şu ayette sözü edilenler en kötü örnekler.
Ama Türkiye'ye geldiğiniz zaman o çok daha iyiye doğru gidiyor. Öyle değil mi? Hocam burada bir şey diyebilir miyim? İzmir'de bir milyon insan... Bir dakika şey yapsın. Çalışmıyor hocam. Çalışmıyor mu? Yani ses... Şuna yapsın. Hocam İzmir'de 1 milyon insan toplanıyor meydanlarda ve şeriata karşıyız. Dinin zıttına görüşler söylüyor. Ve bunlar apaçık ortada. İşte falan kişinin kadınlarıyız, falan kişinin yolunda gidiyoruz diye burada şeyler söyleniyor. Biz bu insanların hani diyoruz ya saygı, din falan. Bunların eline fırsat geçse, bunların zaten bu siz şu an diyoruz yani Müslümanlar çoğunluğu. Neyse mesele anlaşılmış. Sen getir. Tamam mesele anlaşılmıştır. İzmir'de 1 milyon insan topladı şeriata karşıyız dedi. İşte bu ayetler şeriata karşı olanlarla ilgili ayetler, tamam mı? Ben onu diyorum. Bu ayetler onlarla ilgili ayetler. Şimdi o insanlar biz Müslümanları öldüreceğiz. Biz Müslümanları bu ülkeden çıkaracağız. Bu ülkede Müslüman istemiyoruz. Dedilerse o zaman onlara dost olamazsın. Evet. Zaten dost olursan herkes sana aptal diye bakar. Nasıl dost? Aptal diye bakar. Onun için de Allah ayetin sonunda diyor ki وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَيْكُمُ الظَّالِمُونَ Kim onları veli edinirse bunlar zalim insanlardı. Yanlış yapmış olurlar. Bu yanlışlara da katlanırlar diyor. İşte karşı taraftaki insanlar Müslüman değil. Bu ayette anlatılanlar Müslüman değil. Ama burada o iyi ilişkiler sonucu sen onları Allah'ın ayetini okuyacaksın. İşte bugün mesela dersin başından da anlattım. Ya geçen de cuma günü gittik. Önceki hafta Katolik Fakültesi'nin içerisinde açtık Kur'an-ı Kerim'i. Videolarda görürsünüz. O insanlara ceza hukuku prensiplerini anlattık. Yani zaten istenen bu. Ve orada o Katolik Fakültesi Katolik dünyasının bir numaralı üniversitesi olan Tübingen Üniversitesi'nde bugün İslam İlahiyat Fakültesi kuruldu. İslam İlahiyat Fakültesi kuruldu. Bu iyi ilişkiler sonucu. Hani Allah bir sevgi yaratır diye diyor ya. İşte onun için dedim Müslüman da olur, kafir de olur fark etmez. Ve o Katolik Fakültesi'ne o İslam İlahiyat Fakültesi'ne öğretim üyesi arıyorlardı ve bana sordular. Burada da işte duyanlar eğer bilenler varsa bize bildirsinler bizi dinleyenlerden. Almanca bilen hoca varsa bize lütfen bildirin dediler. Yani çünkü orada Almanca dersler verilecek. İşte bir kıraat hocası arıyoruz dediler. Ve Almanya'da 3 tane şu anda ilahiyat fakültesi var. Devletin desteklediği. Müslüman cemaatlerin değil. Almanya'da bugün 2500 tane mescit var. Ya bu insanlar size hayat hakkı tanıdıkları zaman ya bir insanın bir teşekkür etmesi gerekmez mi ya? O insanlar efendim parlamentolarında şu karar. Ya tabii ya Müslüman değilse tabii ki onu yapacak. Başka ne bekliyorsun? Ama önemli olan bak mesela biz Müslümanlar olarak bütün gayrimüslimlerin can güvenliğini sağlamakla görevliyiz. Allah bu ayette bize bunu veriyor. Karşı taraftan da bunu istemek hakkımızdır. Bunu sağladı mı bitti. Asgari. Yoksa biz daha fazlasını illa Müslüman olacağız. Ama bugün Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de en sağından en sonuna kadar bütün partiler Müslümanlığa sıraya geldi mi kimseye vermiyorlar. Allah rahmet eylesin bir Saadettin Çulcu vardı. Tercümanda Gong diye bir yazı yazardı. Hatırlayanınız var mı? Hatırlıyor musunuz? Her gün öyle 2 satırlık. Fakat çok güzeldi böyle. Bak hemen çabucak okurdunuz. Seçim zamanında şöyle bir şey vardı hiç unutmuyorum. Allah adın zikredelim evvela seçim günü vacip oldu her kula. bu İslam'ın gücünü gösteriyor. İslam'ın gücünü gösteriyor. Bunu hiçbir zaman yadsıyamayız. Bugün Türkiye'de kaç tane ilahiyat fakültesi var? Şu anda sayısını bilmiyorum. Biliyor musun sen? 45. Buyurun şimdi. Yurt dışına çıkıyorsunuz. Her tarafta bu ülkenin gönderdiği din görevlilerine buradan maaşlar geliyor.
İşte ben karşınızda ben varım. İstanbul Üniversitesi'nde hocalık yapıyorum. İslam hukukunu anlatıyorum. İşte burada da Kur'an-ı Kerim'i anlatıyorum. Giriyorum derste, İslam hukukunu anlattığım için, yani bugünkü hükümetle ilgili değil, ben bu işte 28 Şubat zamanında da aynı şeyi anlatıyordum. Mesela ve o dönemde de şimdi ben onlar iyidir kötüdür meselesi değil, kıstas şu ayet-i kerimede yazılanlardır. O dönemde de aynı şeyi yaptık. İşte o dönemde de Hilal bizim talebemizdi değil mi? Hiç böyle derslerde sağa sola şey yaptığımız olmuş mu? Neyse o. Ama işte bugün camilerde... Ha sen de o zaman benim talebemdin. Konuşma hakkı vermiyorlar. Ha bugün konuş, o zaman konuşuyorduk. Şimdi onu nasıl anıyorsun? Ha, o zaman Süleymaniye Camisi'nde vaaz ediyordum ama bugün Süleymaniye Camisi'ne namaz kıldırmamı bile yasakladılar. Mesela geçen 20 Nisan çarşamba günü var olan bir konferansınızı iptal ettirdiler. Evet. Baskılar sonucu. Ama bu insan bu normaldir yani. Bu şey değil bunu. Yani ama peki bugün bu Müslümanlar yaptı yani. Aha. Özellikle. Ya bugün bize Süleymaniye Camisi'nde namaz kıldırmayan, vaaz ettirmeyen kişiler bizim fetvalarımızdan her gün yararlanıyorlar. Bu da bir gerçek. Bu gayet normaldir. Bunlar bu kişisel sürtüşmedir. Bunu tutup da bu kişiselliktir. Bu gayet normaldir. Ya birisi sizi kıskanacaktır, beğenmeyecektir. Onu genelleştirmenin bir anlamı yok. Bir de bu 42. sure, Şura suresinin 21. ayeti var. O da karşı delillerden biri. Ayet şöyle. اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهِ Allah'ın izin vermediği konularda onlara kanunlar yapan ortakları mı var? Öyle mi? Tercüme evet, etmiştir. Tercüme öyle. Tercüme öyle. O zaman onların tercümesi. Kaçıncı ayet? 21. Yoksa Allah'ın izin vermediği konularda onlara kanunlar yapan ortakları mı var? Şimdi ayetin... Oy kullandığınız zaman meclisin Allah'a rağmen işte ortak şey kanun yapmasını onaylamış oluyorsunuz. Dolayısıyla müşrik oluyorsunuz. Evet tekrar ediyorum. Asıl tağutluk budur işte. Yani Allah'ın ayetlerini böyle makasla parça parça al, bağlantılarından kopar, ondan sonra hüküm ver. Konuyu asıl anlatan ayetleri zaten okuduk. Şimdi bu ayete bakalım. Şimdi bir önceki ayetine başlayalım. Estağfurullah. Men kâne yuridu hârtel âhireh nezid lehu fî hârsihi. Kim ahiret hârsini isterse, yani ahiret gelirini, ekinini isterse onun gelirini artırırız. Ve men kâne yuridu hârsed dünyâ nü'tihi minhâ. Kim de dünya geliri isterse ona da ondan veririz. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ Ama onun ahirete bir payı olmaz. اَمْ لَهُمْ شُرَكَى Onların ortakları mı var? Yani onlar için ortaklar mı var ki شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهِ Bu dinden Allah'ın müsaade etmediği bir takım şeriatlar koymuşlar. İşte ben bu ayete dayanarak bu iddia sahiplerine soruyorum. Bu ayette soruyorum. Bu işte oy veren müşriktir diyenler, onların dayandıkları, bir tam Allah'a ait takım ortaklar mı buldular ki böyle ifade kullanıyor? Allah o Mümtehine suresinde her şeyi açık ve net belirtmişken, Allah'ın müsaade etmediği yeni şeriatlar ortaya koyan ortaklar mı var? İşte Mümtehine suresinde hiç de Allah'ın koyduğu şeriat o, hüküm orada işte. لَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ Eğer o fasıl sözü olmasaydı şimdi işleri bitirirdi. Yani Cenab-ı Hak ahirette bu işleri çözecek. Yoksa şu anda bunların işleri bitirilirdi diyor. وَاِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ O zalimler için acıklı bir azap vardır. Bak dikkat ediyorum böyle cımbızlamasına. Halbuki bu ayet-i kerimede anlatılan o sözü söyleyen kişilerin aleyhine hepsi de öyle. Cenab-ı Hak kurallarını koymuş. Alakalı olmayan ayeti çekeceksin öbür sağa sola. Öyle şey olur mu? Ve enteresandır. Bu tip insanlar Almanya için hiçbir şey söylemezler. Mesela. Ki gayrimüslim bir ülkedir. Ya da işte Rusya için demezler. Türkiye geldi mi herkes bir şey kesilir. Ya bu yani bizim bilmediğimiz bir din mi var kardeşim? Böyle şey mi var? Yani
eğer bir ülke Müslüman olursa orada yaşarım, olmazsa yaşamam, bilmem o ülkeye destek vermez dersen, İbrahim Aleyhisselam da kümbürtüye gider, Musa Aleyhisselam da peygamberimiz de. Yusuf Aleyhisselam da hepsi gider. Ya bu hayatın bir gerçeği. Ya tekrar ediyorum, bir insan bugün, şu akşam Müslüman, sabah kafir olabilir. Biraz sonra tekrar Müslüman olabilir. Adam şey yaptı diye hemen yeri değiştirecek değil ki, orada, tabii ki orada kalacak ve devam edecek. Evet. Bir de Tevbe suresinin 31. ayetine göre oy kullananlar oy verdikleri kişileri Rab edinmiş oluyorlar. Bunun detaylandırılması şöyle. Diyorlar ki biri çıkıp dese ki ben namazların sayısını değiştirme yetkisini oy kullanarak falanca partiye veriyorum. Akşam namazını 4 rekat yapacaklarmış, sabaha da 8'e çıkaracaklarmış. Biz bu insana hemen kafir deriz. Ama oy vererek Yüce Allah'ın tüm kanunlarını değiştirme yetkisini başkalarına veren insana neden? Yani o insanlar demek ki Allah'ın emirlerine uyuyorlarmış, öyle mi? Yok yani... Yani yetki verdik ya, o kanunlar, yani ortada şeriat varmış bu memlekette, öyle mi? Yani Allah'ın emirleri yürürlükteymiş, birilerine oy vermişiz ki siz bunları yürürlükten değiştirsinler. Evet. Bu zaten öyle bir adam kafir olur, çok kesin yani. Ama böyle bir olay söz konusu değil ki. Yani şimdi kendi hayallerinden bir senaryo uyduracaksınız, onun arkasından da gene o ördek olayı, başka bir şey değil. Şimdi bu ayet-i kerime şu, Tevbe 31, Estağfirullah. اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Yani ilim adamlarını ve din adamlarını Allah'la kendi aralarına Rabler olarak koydular. İlim adamlarını ve din adamlarını. Ne yapıyor? Mesela bizde bu var işte, Müslümanlarda var. Allahü Teala şöyle dedi diye ayeti okuyorsunuz. Falan da böyle dedi diyor. O falan alimin görüşünü alıp Allah'ın ayetini atıyor. İşte o onu Rab edinmiş olur. Bu çok yaygın. Çok yaygın. Ondan sonra Meryem'in oğlu Mesih'i de öyle yaptılar. Allah da kendi aralarına Rab olarak koydular. Yani bunu kim yaparsa yapsın kafir olur. Bu kişilerin kafir olması değil bizim konumuz. Bizim konumuz kim kafir olur, kim kafir olmaz değil. Kafir bir ülkede nasıl yaşanır? Konu o. Yoksa adamlar kafir. Konu bu. Gayrimüslimler ilişkilerimiz nedir? Konu o. Evet. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا يَعْبُدُوا اِلَٰهَمْ وَاِدَ Bunlara verilen emir bir tek ilaha kul olmaktır. İşte biz o kulluğu yapıyoruz. لَا اِلَٰهِ اِلَّا سُبْحَانَ اَمَّا يُشْرِكُونَ İşte Allah-u Teala, bakın, yani onların ortak koştuklarından Allah uzaktır. Allah imanı öyle bir noktaya koymuş ki kişinin kalbinin içerisinde, bu kişi hangi şartlarda yaşarsa yaşasın imanını koruyabilir. Çünkü hiç kimse insanın kalbinin içine bakamaz. Böyle hiç kimsenin böyle bir yetkisi yoktur. Ama bir de toplu olarak yaşama meselesi var. İşte onun da kurallarını Cenab-ı Hak Mümtehine suresinin 1. ayetinden 9. ayetine kadar okudu. 25'ti bir şey var. Evet, Fetih suresi 25. ayette bu Hudeybiye sırasında inmiş olan ayetlerdendir. Diyor ki burada Allahü Teala humullezine kafaru, o Mekke'ye sokmamışlardı Müslümanları. Kafir olanlar onlardır. Ve saddukum alil mescidil haram, sizi Mescid-i Haram'dan engellemişlerdir. Giremediler içeriye, biliyorsunuz. Vel hediye makufen en yebluğa mahille, işaretli kurbanları da yerine ulaşmasını engellediler. Ve levla ricalu mu'minune ve nisa'u mu'minatun, eğer o Mekke'nin içerisinde, bakın, Müslüman peygamberimizi Mekke'ye girmekten engelleyen insanlar bunlar. Mekke'nin içerisinde mümin kadınlar ve mümin erkekler olmasaydı, onlar orada yaşıyor. Şimdi müşrik mi onlar? Allah mümin diyor değil mi? Olmasaydı lem ta'lemuhum, siz onları bilmiyorsunuz. Kim olduğunu da tanımıyorsunuz. En tata'uhum, Mekke'yi fethettiğiniz zaman onları ezebilirdiniz. Böyle bir şey olmasaydı Allah size Mekke'ye girme fırsatını verirdi diyor. Onun için vermedi. Onları korumak için Allah vermedi.
Çünkü bir önceki ayette de diyor ki velledi kefe ediyorum ankum ve ediyorum ankum bi batni Mekke'te min ba'den alfarakum aleyhim. Mekke'nin ta göbeğinde onlara karşı size zafer vermişken Allah onları sizden, sizi onlardan engelledi. Ya Rabbi peki Mekke'yi şey yaptın, zafer verdin. Ve kânallâhu mâ teâmelûne aleyhim. Allah onların yaptıklarını bilir. Humüllezîne keferû. Kafirlik yapanlar onlar. Tamam bitti. Bu bir. Ve saddûküm alel mescid-i haram. Sizi mescid-i haramdan engellediler ki bu Mekke'deki örfe, oradaki yürürlükte bulunan kanuna göre bu Mekkeliler için de çok büyük bir suçtur. Haram aylarında engel veriyorsunuz. Ondan sonra velhediye mâkûfene yâbrâgâ mehilleh. İşaretli şeylerin, kurbanlıkların mahalline ulaşmasını da engellediler. Şimdi oradaki yerleşik kanuna göre Mekkeliler suçlu. Allah'a karşı da suçlu kafir. Müslüman, Peygamber Efendimiz'i ve Müslümanları da Mekke'ye sokmadılar. Her bakımdan suçlular. Oradaki Mekke'nin içindeki fakir fukaraya karşı da suçlular. Çünkü bu kurbanlar oraya gitseydi bir sürü insan doyacaktı. Ve diyor Allah-u Teala eğer Mekke'deki mümin kadın ve mümin erkek der ki siz onları bilmiyorsunuz, tanımıyorsunuz. Onları Mekke'ye girdiği zaman çiğneyebilirdiniz, ezip geçebilirdiniz. Öyle bir durum olmasaydı Allah size Mekke'ye girme fırsatı verir. Demek ki o şartlarda bile yaşayanlar mümin kadın ve mümin erkeklerdir. Öyle duygusal davranmanın bir anlamı yok. Başka bitti değil mi? İnternet üzerinden gelen bir soru var, birkaç tane ona bakalım mı? Tamam, vakit bitiyor, 5 dakikamız var. Mesela hadi şeyi söyleyelim, iki soruyu birleştirerek. Onun sorunun sahibi gitti. Ha, tamam, internetten var onun benzeri de, bizim Haluk Uyuklar sormuş. Mekkeli müşrikler peygamberimize devlet başkanlığı teklif etmişlerdi. Ama peygamberimiz onların bu teklifini reddetti. Yani Mekkeli müşrikler peygamber efendimizin kendisine emredilenlerden vazgeçmesi kaydıyla, yani eski cari olan düzenlerinin devamı için iktidarı bile teklif etmişlerdi. Ama peygamberimiz bunu kabul etmemiş, mücadelesine devam etmiştir. Esas olan Kur'an'ın emir ve yasaklarının uygulanması değil mi? Yok, esas olan Kur'an'ın emir ve yasaklarının uygulanması o kişilerin kendisine ait olan bir olaydır. Esas olan onun tebliğ edilmesidir. Onun için Allah-u Teala ayetinde peygamberimize ve ma'aler rasul illel belâg diyor. Rasule düşen tebliğden başka bir şey değildir. Ha, imkanın olduğu zaman bir kere sen kişisel olarak kendi üzerinde mutlaka tatbik edeceksin o ayetleri, o hükümlerini. İmkanın varsa ona inanan inananlar içerisinde tatbik edersin. Ama inanmayanlar gene de inanmamaya devam ederler. Peygamberimiz Mekke'ye, Medine'ye hakim olduğu zamanda da dünya kadar inanmayan insan vardı. Bir de bu Mumtahine suresinin ilgili ayetleriyle yakından alakalı bir soru. Hocam Müslümanlara karşı savaşmak illa de silahla mı olur? Mesela bugün içki satılan yerleri cami ve okullara 200 metreden yakınına açılmasına müsaade edilmezken şimdi 100 metre yakınına açılır hale geldi. Bu yasa çıktı. Zina suç değil. Müslümanın parasıyla kilise yapılıyor. Müslüman askerleri Hristiyan, kafir, Amerikan emrine veriliyor. Ben bunlara nasıl oy vereyim demiş Abdülkadir Danbasan. Nasıl verecekse versin artık onu. Rengini kendi belli etsin de. Şimdi ayetler çok açık. Yani bunlar bir kere bu söyledikleri onların olacağını biz öbür ayette okuduk işte, yani Ali İmran 187'de okuduk. 186'da. İşte bugün Müslüman olan bazı halklara İslam hukukuna göre verilmesi gereken insani ve milli haklar verilmiyor. Yine de bu otoriteyi tanımamız lazım mı? Bazı haklar derken yani öldürülüyorlar mı? Sürgün ediliyorlar mı? Haklı. Mesele o. Bitti o kadar. Allah bak bunlar üç temel çizgi koymuş. Yani ve tekrar ediyorum, İbrahim Aleyhisselam'da, peygamberimizde yaşama hakkını son saniyesine kadar kullanmışlardır. Neyse o savaş olayı. Başka evet. Mustafa Kamer sormuş. Resmi törenlerde bir heykelin önünde hazır olduğu durmak İslam'a göre bir ibadet değil midir? Bir Kur'an tefsiri dersinde kişiye baş eğmenin ibadet olduğunu söylemiştiniz. Demiş. Saygı duruşu yani. Şimdi bugün bir şeyin önünde, heykelin önünde saygı duruşu kabul edilebilir bir tavır değildir. Ama o duruş
ne onu talep şey yapanlar, teşvik edenler, ne de orada o saygı duruşları yapanlar açısından bir ibadet olarak telakki edilmiyor. Yani orada bir ruhaniyet farz edip ona bir kulluğunu sunup ondan yardım isteme diye bir şey söz konusu değil. Yani bunu evet o görüntü olarak yanlış bir şey, olmaması gereken bir şeydir. Fakat o ne orada gidenler açısından ne de oraya çağıranlar açısından bir ibadet olarak kabul edilmiyor. İkisi aynı değil. Bu had cezalarını kim uygulayacak demiş. Mesela içki içenlere ve zina yapanlara. Bunun öyle bir mekanizma var. Bu arkadaşlarımız hiç dinlememişler. Bir daha dinlesinler şeyi. Allah Allah. Ya sanki karşı taraf Müslüman dedik de konuşuyorlar ya. Sen uyguluyor. Sen Müslümansın işte. Bu emirler Müslümanlaradır. Bu ayetler Müslümanların gayrimüslim bir yerde nasıl yaşayacakları ile ilgili ayetlerdir. Olay bu. Onların... Sen Almanya'daysan bir partiye rahatlıkla oy verebilirsin. Türkiye'de daha da iyi verebilirsin. Çünkü o partideki insan ben Müslümanım diyor. Ve ben Müslümanım demeyen de ben şu ana kadar hatırlamıyorum yani. Bir de bu oy verilenlerin yaptıkları her eylemden oy verenler de sorumludur. Dolayısıyla nereden çıkarmış onu? Hani vekil tayin ettikleri için. Ha, vekil ve nasıl vekil tayin etmiş? O belli yani. Onlar öyle dediği için mi vekil tayin? Vekil tayin ettiğinde bir göreve gelmesi için şey yapıyorsun. Vekil tayin ettiğin adam kendi başına kanun çıkaramaz. Yapacağı her şeyi sana sorarak yapar. Hiç içinizde bir avukatı vekil tayin eden var mı mesela? Vekil kendi başına yapabilir mi? Hayır. Ama bugün parlamentodakiler yapıyorlar. O vekil değil. Hukuken vekil değil yani. Bir de bu dersin ilk başına yönelik bir soru yani. Şu an tam konunun içinden bir soru değil ama. Annesi kafir, oğlu Müslüman olan birisi annesinden bu sebeple yüz çevirmesi gerekir mi demiş. Annesinden yani o sebeple. İbrahim Aleyhisselam babası falan örneği verildi ya. İbrahim Aleyhisselam da babası örneği verildi de İbrahim Aleyhisselam babası onu kovdu. O ayet kerimeyi bir hatırlasana. Dedi ki vahcurni meliyya dedi değil mi? Le illem tentehi le ercümenneke vahcurni meliyya. Le illem tentehi dedi. Oğlu dedi ki sen bu şeyinden şey yapmazsan seni taşla öldürürüm dedi. Yani İbrahim Aleyhisselam'a dedi ki babası seni ben taşla öldüreceğim dedi. Onun için git uzunca bir süre seni gözüm görmesin dedi. Meryem suresi 46. Meryem 46. Yani bu ayetlerin bağlantıları çok önemli. Ama annesi kafir olabilir. Ve ince hedeka tüşrike bi maleyse gibi yerin falan. Onlarla ilgili. Ve sahibuma fi dünya marufa. Hangi ayet neredeydi? Ve ince hedeka le entüşrike. Lokman. Evet. Ve ince hedeka le entüşrike bi maleyse deke bihi ilm. Yani Lokman suresi 15. ayet. Yani. Hakkında bilgi olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seninle mücadele ederlerse İlla sen de şunu yapacaksın. Bugün çok var. Mesela kadın kızına diyor ki illa başını açacaksın diyor. Tek günahın bu olsun diyor. Tamam. Allah'ın bir emrine karşı tavır alıyor. Bu bir kere şirktir. Kesin şirktir. Allah'ın bir emrine karşı tavır almak şirktir. Onu yapmamak günahtır ama tavır almak şirktir. Şimdi ne olacak? فَلَا تُطِعْهُمَا Onlara itaat etme, onların bu sözlerini dinleme ama ve sahibuma fi dünya marufa, dünya işlerinde de onlara karşı örfe uygun arkadaşlık yap. Yani güzel arkadaşlık yap diyor. Onları terk etme diyor. İbrahim Aleyhisselam babası farklı. Tabii ya, Peygamber Efendimiz'in kızı Zeynep var. Daha önemli bir örnek. Zeynep'in kocası Ebul As bin Vail kafir. Bir kafilesi yakalanıyor ve Medine'ye getiriliyor. Bir yolunu bulup kaçıp karısının yanına gidiyor. Neyse olaylar uzun. Kısaca sonuca geleyim. Peygamberimiz Ebul As'a diyor ki gel Müslüman ol diyor. Hayır Müslüman olmam diyor. Ve kızına diyor ki misafirine iyi bak diyor.
Müslüman olmam diyor. Bu defa dönüyor, onun şeyini, mallarını ganimet olarak alan, adamlarını da esir eden Müslümanlara diyor ki, siz diyor tamam bu sizin hakkınız ama ve esirleri bıraksanız, ganimetleri de iade etseniz olmaz mı diyor. Esirleri bırakıyorlar, ganimetleri Ebu'l-As'a iade ediyorlar. Ebu'l-As elini kolunu sallaya sallaya ganimetlerle, adamlarıyla birlikte Mekke'ye gidiyor. Bak ben o Müslüman olmam diyen adama karşı Peygamberimizin tavrına bakın. Şimdi gidiyor, orada 3 ay sonra geliyor, ben Müslüman oldum diyor. Ve karısının yanına dönüyor. Dolayısıyla bak işte bu Allah bir sevgiyi halk eder meselesi bu. Yani karşı taraf bize karşı herhangi bir şeyi bahane edememesi lazım. Bizim şeyimiz işte Ebu'l-As bu olayı nerede anlatsa, hangi kafir, hangi müşrik anlatsa herkes Allah Allah diyecek ya. Bu ne iyi bir insanmış diyecek. Evet. Bitti mi? Peki. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.